edeyim efendim, sağ olun. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Başkanım, kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar. Aksaray Aile Hekimleri Derneği tarafından gerçekleştirilen Aksaray Aşı ve Sağlık Okuryazarlığı Projesi tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Sayın Valim, programı arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, protokol konuşmaları, çay kahve arası, proje tanıtımı, sunumlar arz ederim. Sizleri Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve görevi başında COVID-19 sebebiyle ebediyete irtihal eden Aksaray'ımızın ilk sağlık şehidi, aile hekimi Doktor Mehmet Tankut Sevin başta olmak üzere tüm sağlık şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Sayın Doktor Şenol Atakar'ı davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Başkanım ve protokolün kıymetli üyeleri, saygıdeğer misafirlerimiz, hoş geldiniz. Önce koşulsuz bu projeye destek olan Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve yine özveriyle aşılama konusunda titizlikle çalışan hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilirim. Ayrıca yine değerli zamanlarını ayırarak projeyi birlikte geliştirdiğimiz, sadece toplum sağlığına katkı amacıyla bizim talebimiz ve onların gönüllülük esasıyla projemizin geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkı vermeleri nedeniyle sayın hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım. Devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın bu yolda attığı adımlar ve olumlu sonuçların yanı sıra bir sivil toplum kuruluşu olarak bu sürece katkı verebilmek ve geldiğimiz olumlu noktayı daha da olumlu bir düzeye getirebilmek için bu projeyi yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan memnuniyet anketleri sağlıkta oldukça tatminkar sayılabilecek şekilde halen kamuda en yüksek memnuniyet oranının birinci basamakta özellikle %82 ile aile hekimliğinde olduğunu göstermektedir. Sağlık sistemimizin tek tartışılmayacak noktası birinci basamaktaki arkadaşlarımızın olağanüstü gayreti neticesinde bebek ve çocuk aşılama çalışmalarında gelmiş olduğumuz noktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bir örnek verecek olursak ülkemizde 3 doz hepatit B aşısı uygulanan bebek oranı %97'dir. Bu oran birçok Avrupa ülkesinden İsveç, Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelerin çok çok ilerisindedir.
Benzer bir durum yine difteri, boğulmaca, tetanoz aşısı için de geçerlidir. Bebek ve çocuk aşılamalarında ülkemiz sosyal devlet anlayışını tam anlamıyla sahaya yansıtmıştır. Sağlık Bakanlığımızın uluslararası sağlık ölçütlerini iyileştirmek gibi önemli bir gayesi vardır. En önemli ölçüt, ülkede bireyler için beklenen yaşam süresidir. Erişkin popülasyon açısından önemli bir sağlık riski konumunda olan aşı ile önlenebilir hastalıklar ile ilgili gerekli hassasiyeti, aynen çocukluk çağı aşılamalarında olduğu gibi yine göstermemiz gerekmektedir. Biz de Aksaray Aile Hekimleri Derneği olarak ilimizde bir fark yaratmak amacıyla bu projeyi hazırlamış bulunuyoruz. Değerli zamanınızı ayırarak burada bulunduğunuz ve bizi desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bugün bu projenin başlangıcını yaparak fark yaratmayı hedeflediğimiz bir yola çıkıyoruz. Bu yolda halkımızın aşılanma ve sağlık okuryazarlığı konusunda hazırladığımız tüm mesajların iletilmesi amacıyla sizlerin desteğini bekliyoruz. Bu projede ulaşmak istediğimiz amaç sadece korona aşılamasının toplum içindeki oranının artırılması değil, tüm aşılamalar ve diğer sağlık hizmetleri konusunda halkımızı bilinçlendirerek sağlık okuryazarlığı seviyesinin yükseltilmesidir. Sağlık okuryazarlığı, kişilerin kendi sağlıklarını yönetme konusundaki yeterlilikleriyle kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini daha iyi kullanarak ortaya çıkardıkları bir katma değerdir. Aşılama ile neleri değiştirebiliyoruz? Bizim hedefimiz yaşam boyu bağışıklama diyoruz. Bağışıklama hizmetlerinin yaşam boyu verilmesi gerekmektedir. Yaşamın bütünlüğü ve yaşamın her döneminde sağlık hizmeti anlayışı ile sadece çocukluk değil, bütün yaşam dönemlerini içine alacak şekilde bağışıklama yapılmasına yaşam boyu bağışıklama diyoruz. Çocukluk döneminde başlayan aşılama hizmetlerinin kesintiye uğramadan erişkin ve yaşlılık döneminde de devam ettirilmesi önemlidir. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı aşı ile önlenebilir hastalıklar açısından risk grupları ve bu gruplara yönelik uygulanması gerekli aşı uygulamaları şemaları yürürlüğe konmuştur ve genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında erişkinlere de bu hizmetler ücretsiz verilmektedir. Çocukluk çağı aşılarının toplumda geniş kabul görmüş olması bu hastalıklar nedeniyle kaybettiğimiz kişi sayısını çok azaltırken aynı zamanda toplumun refahına, mutluluğuna olumlu etki etmekte ve sağlık hizmetlerinin aşı ile önlenemeyen hastalıklara ve toplumun doğal olarak ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine daha fazla zaman ayırabilmesine olanak sağlamaktadır. Şunu hepimiz bilmekteyiz ki, çocuklarımız ya da bizler bir kaza sonucu elimizi bir paslı metalle kestiğimizde hemen sorarız. Yüksek tetanoz hastalığı riskine maruz kalırız. Tetanoz aşısı var mıdır sorusu. Eğer tetanoz aşısı varsa biz ve yakınlarımız rahat bir nefes alırız. Ya tetanoz aşısı olmasaydı ve her paslı metalle yaralanma sonrası hastanelere taşınıp antibiyotik almak ve hayatımızı kaybetmekle karşı karşıya kalsaydık. İşte biz bu projeyle tetanoz aşısının ne kadar gerekli olduğunu bilen halkımızı diğer aşılar ve sağlık okuryazarlığı konusunda da bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Projemizi daha detaylı bundan sonra yönetim kurulu üyelerimizden Doktor Müge Gencel ve uzman doktor Özlem Öztaş bilgilendirecek ve misafir hocalarımız Profesör Doktor Seçil Özkan, Profesör Doktor Meltem Taşbakan ve öğretim görevlisi uzman doktor Serdar Gürel aşılanma ve sağlık okuryazarlığı konusunda değerli bilgilerini bizlerle paylaşacaklardır. Saygılarımla. Konuşmalarını yapmak üzere İl Sağlık Müdürümüz Sayın Kerim Yeşildağ'ı davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Daire Başkanım, kıymetli il müdürlerimiz, Sayın Dekanım, kıymetli hocalar, bu projenin mimarlarından olan ve buraya kadar getiren Aksaray Aile Hekimi
Derneği Başkanım Şenol Hocam ve çok kıymetli mesai arkadaşlarım. Programımıza katıldığınız için hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Valim, birinci basamak Sağlık Bakanlığı'nda çok kıymetli ve toplum sağlığının koruma aşamasında çok önem arz eden bir pozisyonda. Aksaray'da da aile hekimlerimizle beraber pandemi sürecinde çok yoğun bir çalışma gayret ettik. Son zamanlarda da bir tane hekimimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin diyorum Mehmet Tankut hocama. Eşine de acil şifalar diliyorum. O da şimdi tedavi altında. Zor bir süreç yaşadık. 2 yıl boyunca. Bunlar da hep beraber sahadaydık. Hep beraber çalıştık. Birlikteydik. Birinci basamak sağlık hizmetleri ilde 1 yıl boyunca 1.600.000 kişiyi misafir etti. Bu çok büyük bir rakam. Bununla da kalmadı. 60.000 gezici yerinde sağlık hizmetleri verdi. O kadar sahadayız ki sadece aşılamada değil, kanser taramalarında, bebeklerin takiplerinde, annelerin takiplerinde, 15-45 yaş takiplerinde, her birinde birinci basamak sahada ve birebir aile hekimleri vatandaşlarımızla yan yanaydı. Covid aşılamanda ise 540 bin doz aşı yaptık. Bunun 230 bin doz aşısını birinci basamakta gerçekleştirdik. Bu çok büyük bir rakam. %50'sine tekabül ediyor. Aile hekimi ilimizde tam yerine oturmuş diyebiliriz. Şöyle ki, Şenol Hocam Musa Topbağ Aile Sağlığı Merkezi'nde 11 yıldır orada. 3.500-4.000 nüfusla beraber 11 yıldır oradaki insanlarımıza hizmet ediyor. Yine Kasım Korkmaz arkadaşımız yuvada 6 yıldır. Nurettin Hocam Ağaçören'de 11 yıldır. Mevlüt Hocam Ihlara'da yine 11 yıldır orada bir fiil hizmetini devam ettiriyor. Bu da bizim bakanlığımız olarak gösteriyor ki bir hekimi 11 yıl orada tutma başarısını göstermiş bir sistem, aile hekimliği sistemi. İnşallah bunu daha da ilerlere götüreceğiz. Ondan dolayıdır ki bu programla beraber sadece aşılamada değil, bütün faaliyetlerimizde biz sahada olacağız. Bundan dolayı da bütün sağlık camiası adına hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanı Sayın Doktor Murat Türk Yılmaz'ı davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli İl Sağlık Müdürüm, il müdürlerimiz, kıymetli Hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle Şenol Hocam olsun, İl Sağlık Müdürümüz olsun, hem sistemden hem de yapılanlardan bahsetti. Toplanma amacımız aşı ve sağlık okuryazarlığı. Çok kıymetli, birbirinden kıymetli hocalarımız da burada. O yüzden ben fazla uzatmak istemiyorum ama toplumların sağlık düzeyini yükseltmek ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunumunda pek çok kişi ve kurumun sorumluluğu vardır. Burada da bu sorumluluğu görmekteyiz. Özellikle Sayın Valimizin başkanlığında sivil toplum örgütü olan Aile Hekimliği Derneğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer sivil toplum örgütleri, Sayın Belediye Başkanımızın destekleriyle çok güzel bir projeye imza atıyorlar. Buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Biliyorsunuz son zamanlarda Covid salgınıyla beraber halkın özellikle yanlış, kirli bilgiye ulaşımı da arttı. İnternet yoluyla halkımız maalesef yanlış, kirli bilgilere ulaşıyor. Bunu düzeltmenin de tek yolu işte bu ve bunun gibi programlarla özellikle halkımızın sağlık okul yazar düzeyini arttırma yönünde programlar düzenlemek. Ben bu vesileyle bu programı düzenleyen Aile Hekimleri Derneği Başkanı Şenol Hocam başta olmak üzere yönetim kuruluna, çok kıymetli Seçil Hocam, Meltem Hocam, Serdar Hocama ve İl Sağlık Müdürlüğümüze de bu projedeki katkıları ve bundan sonraki yapacakları katkılardan öteye teşekkür ediyorum. Sayın Valim, siz de projeye zaten baştan beri destek verdiğiniz arkadaşlar akşamleyin söylemişlerdi. Destekleriniz çok önemli. Hem sizin hem kamu ve özel teşebbüslerin. İnşallah bu proje örnek bir proje olur.
ve tüm Türkiye'ye yaygınlaşır. Çünkü sonuçta bu sağlık okuryazarlığı olsun, diğer konularda olsun, tek başına İl Sağlık Müdürlüğü'nün ya da tek başına Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda değil, tüm toplumun, tüm bireylerin sorumluluk taşıdığı bir proje olmalı. Ben bu vesileyle çok da fazla uzatmak istemiyorum. Aslında Halk Sağlığı Genel Müdürümüz de katılacaktı. Programın yoğunluğu dolayısıyla katılamadı. Sayın Valim, sizlere de çok selamlarını iletmemi istediler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'i davet ediyorum. Sayın Valim, çok kıymetli misafirlerimiz, Ankara'dan Aksaray'ımıza teşrif eden Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Tarama Daire Başkanımız, çok kıymetli öğretim üyesi hocalarımız, Aksaray'ımıza geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı, çok güzel bir proje. Gündemimizde yer alan ülkece, dünyaca aşı, COVID'le mücadele derken aslında kapsamını dernek başkanımız çok güzel belirttiler. Sadece COVID'le sınırlı değil, aşılama her zaman, her dönemde az önceki slaytta da gösterildiği gibi 1865 tarihi vardı. O kadar geriye gidilmiş, başlayan, devam eden bir süreç. Tabii aile hekimlerimiz koruyucu hekimlik noktasında ve aşılamanın bilgilendirilmesi noktasında çok önemli bir kamu görevinin, hizmetini yerine getiriyorlar. Bu dönemde ve bu süreçte ayrıca bir inisiyatif kullanarak bu konuda vermiş oldukları emeklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de inşallah yerel yönetimler olarak, devletimizin tüm kurum ve kademeleri olarak bu süreç içerisinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Aşılamanın öneminin anlatılması, yaygınlaştırılması, bilinçlendirilmesi noktasında yerel yönetimler olarak da katkı sunmaya devam ediyoruz. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiği için ben Şenol hocamıza, dernek üyelerine, yönetim kurulu üyelerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu projenin şehrimize, tabii ki ülkemize hayırlara vesile olmasını da temenni ediyorum. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Tabii bu geçen hafta Tankut hocamız vardı, aile hekimimiz. Belli bir dönem belediyemize de hizmet vermiş kendisi. Rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine de. Camiamızın başı sağ olsun. Tüm sağlık çalışanlarımıza saygı, hürmetler arz ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu, teşriflerini arz ederim. Evet, değerli belediye başkanım, değerli misafirler, değerli doktor arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Şenol hocam, protokol konuşmalarına ne kadar süre ayırdın? Ben bir çantayla geldim. Şöyle yani senin... Tamam efendim. Şimdi öncelikle aramızda misafirlerimiz var. Müsaadenizle ben onlara bir hoş geldin demek istiyorum. Profesör Doktor Seçil Özkan hocamız, Gazi Üniversitesi Halk Sağlık Bilim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Değerli hocam, hoş geldiniz. Şeref verdiniz Aksaray'ımıza. Profesör Doktor Meltem Taşbakan. Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz Ege Üniversitesi'nden. Doktor Öğretim Görevlisi Murat Türk Yılmaz, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı. Hoş geldiniz diyorum. Evet. Bir doktorumuzu unuttuk, burada yok. Değil mi? Evet, Serdar Bey. Serdar Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İşte özel kalemin hazırladığı notları böyle ezbere okursanız bu olur. Onun için hafızanız iyi olması lazım. Evet. Değerli arkadaşlar, ben biraz böyle müsaadeniz olursa biraz da sabrınıza sığınarak biraz farklı bir yerden bakmak istiyorum. Şimdi bundan 2 yıl, 3 yıl önce bize şöyle bir şey denseydi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Rusya Devlet Başkanı Putin
çevrim içi görüşme yapacaklar, gülerdik. Ya da biz Soma'da bir kaza oldu, ihmal oldu diyelim. 300'e yakın işçimiz vefat etti. Biz 3 ay bunun acısını içimizde yaşadık. Ama artık her gün 200'ün üzerinde ülkemizde ölümler oluyor. Ve bunu kanıksadık yavaş yavaş, doğru mu? Şimdi öyle bir süreç yaşadık ki bütün paradigmalar alt üst oldu. Yani salgın dönemi psikolojisi bizi yerle bir etti. Ne yaptı? Peki bize neler getirdi bu? Hiç yapmam dediğimiz şeyleri yapmaya başladık. İşe gitmek tavsiye edilirdi bize. Bazı birim amirlerimiz kapılarda bekler. 8'de geldin, 8'i 5 geçe geldin, 9'da geldin. Artık gelmezseniz iyi olur dendi. Böyle ilginç bir şey yani bu. 21. yüzyıl becerileri değişti. Ev işi yapmak, televizyon izlemek, uzaktan eğitim kavramları hayatımıza girdi. Wi-Fi temel bir ihtiyaç oldu. Yani bu süreçte Wi-Fi olmasa herhalde evlerde bayağı bir kıyamet kopardı. İşe geç kalanlara bile kızarken gelmeyenlere teşekkür eder olduk. Ben de o süreçte genel müdürlük yapıyordum. Arkadaşlara gelmezseniz, evde oturursanız mutlu oluruz dedik. Bilgisayarın ve televizyonun başından kaldırmaya, çocuklarımızı sürekli kaldırmaya çalışıyorduk pandemiden önce. Artık çocukların tablet kullanmaları, televizyonun başında olmaları, EBA'yı takip etmeleri için yapmadığımız şirinlik kalmadı. Öyle mi hocam? Ve geldiğimiz zaman, o zaman burada şunu anlamamız gerekiyor. Bu psikoloji bizi nereye getirdi? Bizim değişimi mutlak surette anlamamız gerekiyor. Yani her sosyal olayın sonucunda sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve toplumlarda çok ciddi bir değişim oluyor. Ve bizim bu değişimi anlamamız gerekiyor. O zaman soru şu, eski dünya herhalde yıkılıyor ama yıkılırsa kimin başına yıkılacak? Bizim bunu görmemiz gerekiyor. Babadan oğula geçen zenginlik yerine parayı da fikir geçiyor artık. Çok ilginç bir veri bu. En zengin 500 şirketin %44'ü yeni kurulmuş şirketler. Yeni kuruluyor bunlar. Sahipliğin yerine erişim alıyor. Benimdir. Ben bunun sahibiyim. Hayır artık. Erişebiliyorsanız, ulaşabiliyorsanız sizsiniz. Şimdi baktığınız zaman 2025 yılında ortak kullanılan otomobil payı dünyada %50'ye ulaşacakmış. Artık otomobile para vermeniz gerekmiyor. Evren Bey'in otomobili varsa gel beraber kullanalım, ben sana kira vereceğim diyorum. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. Çok ilginç. Artık fiziki yatırım da yapılmıyor. Bu ara Evren Bey de acaba Vali Bey'e nasıl bir araba alayım diye düşünüyor. Evet. Artık fiziki yatırım da yok artık. Onu da fiziki yatırım da artık bitiyor. Peki ne geliyor fiziki yatırımın yerine? Düşünceye yatırım. Gerçekten düşünceye yatırım çok ön plana çıkıyor. Depolama, nakliye, çoğaltma maliyetleri sıfır olan enformasyon malları artık revaçta. Artık arkadaşlar fikir parayı diyor. Fikriniz yoksa hiçbir değeriniz yok. Otomobillerin artık %40'ı, %50'si bilgisayara dönüşüyor. Belki gelecek 10 yıl içerisinde bu %60 ve %70'e çıkacak. Peki bunlar olurken çalışma hayatında ne oluyor? Bakın bunları ben niye anlatıyorum? Biz yaşadığımız dünyanın şartlarını bilmezsek nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, ne yapmamız gerektiği üzerinde bir fikrimiz olmaz. Şimdi dünya değişti. Değişimler oluyor. Peki çalışma hayatında ne oluyor? Orta sınıf meslekler azalıyor. Öyle mi hocam? Yani ne demek bu? Artık üstün yetenekliler ve vasıfsız olanlara iş var. Bakın burası çok ilginç. Gerçekten vasıfsız olanlara iş var. Orta yeteneklilere artık iş yok. Normal mühendise değil, yenilik yapan mühendise ihtiyaç var.
Yaşadığım bir şey anlatmak istiyorum. Elektrik elektronik mühendisi. Bizim burada Ayemont diye bir firmamız var. Yurt dışına motor ihraç ediyor. Gönderdik. Lütfen işe alır mısınız diye. Genel müdür oturur oturmaz sormuş. İngilizce biliyor musun? Bilmiyorum. İngilizce bilmiyorsan demiş, hiçbir işime yaramazsın. Yani artık normal bir mühendisin hiçbir ya da normal bir, yani her branş için söylemek istiyorum, işe yaramadığı ama yenilik yapan, değişimi yakalayan mühendislere ihtiyaç duyduğu bir dünya. Gelir eşitsizliği gittikçe artacak çalışma hayatında. İşe girmek yerine iş kurmak, iş icat etmek gibi inovatif beceriler para kazandırıyor. Yani benim bir işim olsun arkadaşlar, artık bunun bir değeri yok. Bir şey yapabiliyor musun, üretebiliyor musun, dünya bilgi stokuna bir şeyler koyabiliyor musun, o zaman sen değerlisin. Yapay zeka makinesinin yönetim kurulu olacağı bir dünya konuşuluyor. Elon Musk öyle diyor. Yani ben diyor, bundan 5 yıl sonra yapay zekanın benim yönetim kurulumda üye olacağı, söylediğimiz şeyleri analiz edeceği, doğruları yanlışları entegre edeceği ve bana çıktı sunacağı bir yönetim kurulu üyesi düşünüyorum. Böyle bir dünya. Sermayenin yerine artık sermayem var, benim çok sermayem var, çok dolarım var, altınım var, euro'm var yerine yeteneğin ön plana geçtiği bir çalışma hayatından bahsediyoruz. Peki bu çalışma hayatından sonra dünyadaki eğitimde ne gibi değişimler ve dönüşümler olacak? Eğitimde artık yetenekler Hacı Ömer Bey ön plana çıkacak. Yaptığımız eğitim ya yetenekli ya da bakıma muhtaç hale getiriyor çocuklar. Doğru mu? Eski köye yeni adet getirme dönemi geri gelecek. Bizi hep öyle öğrettiler. Eski köye yeni adet getirme. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ya icat çıkarma, değil mi? İcat çıkar aslında. Ağaç yaşken eğilir. Yani ne demek bu? Ya aslında bunlar çocuklarımızın yeteneklerini törpülemek için, yok etmek için güzel uydurduğumuz sözler. Biz de hocalık yaparken bunları öğrencilerimize sorduk. Artık yeniye, farklı olma, ezberi bozana kıymet verilen bir kişilik dönemi yaşıyoruz. Ve arkadaşlar, maalesef söylemek zorundayım, aşağıdan bir tsunami geliyor. Eğer bizler, sizler, yöneticiler bu tsunaminin üzerinde sörf yapmayı öğrenemezsek bu tsunami bizi yok edecek. Sayın Valim abartıyorsunuz, 2 yıl içerisinde görürüz inşallah hep birlikte. Bir bireyi ya geliştirirsiniz ya da ölünceye ona kadar bakarsınız. Bu çok ilginç. Şimdi biz halk günü yapıyoruz. Geliyor vatandaş, işsiz kalır ve işsizlik maaşı ölünceye kadar vermek zorunda kalırsınız. Gerçekten böyle. Geliyor. Sayın Valim, benim 1.000 liraya ihtiyacım var. Peki bu ay sana 1.000 lira verdik, gelecek ay? Ondan sonraki ay? Ondan sonraki ay? Biz bir insana ölünceye kadar bakmak zorunda kalıyorsak o insana aslında iyilik yapmıyoruz. O zaman yapmamız gereken, insanların mutlaka kabiliyetleri vardır. Bu kabiliyetlerini keşfetmelerine sebep olmalıyız. Ve onları mutlak surette ortaya çıkarmalıyız. Eğer biz toplumda birlikte yaşıyorsak, bunları ortaya çıkarmazsak arkadaşlar, gelecekteki sıkıntımız büyük. Peki, eğitimde bu gelişmeler olurken yönetimde neler olacak? Müsaadenizle birkaç tane de bundan bahsedeyim. Ve sonunda konuyu getirmek istediğim yere getirmek istiyorum. Arkadaşlar, hiyerarşi yetenekleri yok ediyor Sayın Başkanım. Katı hiyerarşi yetenekleri yok ediyor. Hiyerarşi yerine saygı temelli bir takım yapısı oluşturulmalı. Takım oyunu. Takım oyunu şu demek, herkesin aynı yetenekte olması demek değil. Herkesin bir noktada bir yere adanmışlık ruhuyla hareket etmesi demektir. Yetkiden daha çok etki gücünü kullanmalıyız. Yetkiniz var.
Eğer siz bir yerde yöneticiyseniz ya da bir yerde, bir köyde halk hekimi yöneticiyseniz, doktorsanız yetkiniz vardır. Ama yetkiniz kadar etkiniz yoksa başarılı olma şansınız yoktur. Ve enteresan bir şey, artık dünyada fiziksel istihdamdan çok zihinsel istihdam ön plana çıkıyor. Ne demek bu? Sizden maaş alır birisi, sizden maaş alır ama başka bir fabrikaya çalışır. Sizin onu zihinsel olarak, kalbi olarak orada tutmanız gerekir. Hani biz derste öğrencilerimize diyoruz ya, cesedin burada, ruhun başka yerde. O zaman bizim yapmamız gereken sadece insanları bedenen bir yerde tutmak değil, hem zihnen hem kalben o kuruma aidiyet duygusuyla bağlamamız gerekiyor. Bunu yapamazsak başarılı olmamız mümkün değil. Entelektüel sermaye nazik, saygı temelli, yatay, hiyerarşik modelleri sever. Huzurun olmadığı yerde başarı olmaz. Saygı ve sevginin olmadığı yerde üretim olmaz. Onun için bizim emir yerine daha çok kalbe hükmetmemiz gerekiyor. Ülkelerin geleceği bünyesindeki yetenekli insanlar sayesinde olacaktır diyor bir yazar. O zaman bizim mutlak surette insanlarımızın kalbine girmeliyiz. Niye? İnsanların kalbine girmeden beynine hükmedemiyorsunuz. Ödemezsiniz. Değil mi Hacı Ömer Bey? Geçen biz Sosyal Bilimler Lisesi'ne gittik. Gençlerle söyleşi yapıyoruz. Lise 1'deki öğrenci kalktı. Sayın Valim, sizden bu talebim var dedim. Hay hay dedim. Şöyle eli cebinde ama saygısızlık anlamında demiyor. Lütfen dedi, yanınızdaki Kartal Bey'e talimat verir misiniz dedi. Biz lisede olacağız. Milli Eğitim Müdürü'ne Kartal Bey diyeceğiz. Yani hayal etmemiz bile mümkün değil bunu. Ama artık gençler duvarları zorluyor arkadaşlar. Akarsu geldi, duvarları delecek, haberiniz olsun. Peki ben bunları anlattım, sonuç olarak şuraya gelmek istiyorum. Sıkıldınız mı? Sıkıldıysanız bitireceğim. Sizin için hazırlandım, sabaha kadar uyumadım, haberiniz olsun. Evet. Peki dünyada bunlar olurken, Sayın Valim siz neredesiniz? Aksaray olarak aklınıza gelebilir. Kürsüden nasihat etmek kolay da, çok samimiyetle söylemem gerekiyor. Biz neredeyiz? Anlatayım. Hayal kurmuyoruz. İşte liseye gittik. Hayali olan biri var mı diye söyledim. Arkadaşım biri, belki bizim gönlümüz hoş olsun diye kalktı, dedi ki ben vali olmak istiyorum. Genç arkadaşım, vali olmak bir hayal değil. Ama bize ne öğrettiler değerli hocalarım? İyi bir eviniz olsun, iyi bir işiniz olsun, iyi bir eşiniz olsun, tamam. Ama bir taraftan gencin biri kalktı. Ne dedi Hacı Ömer Bey? Ben otomobillerde suyu dedi yakıt olarak kullanmak için hayalim bu dedi. Bunu üretmek istiyorum. İşte hayal bu. Ve maalesef acı bir şey söylemem gerekiyor. Bizim çocuklarımızın %50'si hayal kuramıyor. Şimdi bakın, Elon Musk'ın ofisi var. Ofisinin sol tarafında Mars'ın eski görünümü var. Sağ tarafında da oraya hayat götürdüğü zaman nasıl bir Mars hayal ediyor, o var. Alışveriş merkezleri, inovasyon merkezi, fabrikalar, insanların huzur bulduğu yerler, Hacı Ömer Bey'in, Evren Bey'in orada dinleneceği, tenis oynayacağı, işte gelip de iş istemeyeceği, böyle sağlıklı, huzurlu bir yaşam yeri. Cennet gibi bir yer hayal ediyor ve koridorun sağ tarafında da o var. Hayal dediğiniz bu. Çünkü insan, bakın, ihtiyaçlarla hayaller baş başadır. İhtiyaçlarımız bitiyor mu? Bitmiyor. Hayaller nasıl sınırsızsa ihtiyaçlar da öyle sınırsızdır. Ama bize hep şöyle öğretildi. Siz eğitim süreniz bittince iyi bir eviniz, iyi bir arabanız, iyi bir eşiniz olursa siz bu işi... O zaman ona çocuklar ulaştığı zaman artık hayattan bir beklentileri kalmıyor ki. Hayat orada bitiyor arkadaşlar. Onun için bizim çocuklarımızın önünü açmamız lazım. Yeni icatlar yapması lazım Mahmut. Burada senin üzerine de çok görev düşüyor. Peki hayal kurmuyoruz, okumuyoruz, okuduğumuzu anlamıyoruz, anlatamıyoruz, anlaşamıyoruz. İstatistikler var.
Değerli hocalarım, Türkiye'deki insanların %64'ü anlaşamıyor. Türkçe konuşuyoruz ama anlaşamıyoruz. Bölünmüşüz. Tam bir takım ruhu oluşturamıyoruz. Soru sormuyoruz, itiraz etmiyoruz. Şu anda ilkokula giden çocuklarımızın sadece %2'si itiraz ediyor. Finlandiya'da %28'i itiraz ediyor. İskandinav ülkelerinde, başka yerlerde bu rakam %35'lere çıkıyor. %2 bizimki arkadaşlar. O zaman birbirimizi şöyle teşvik etmeliyiz. Hızlı koşmak yetmiyor arkadaşlar. Biz birilerini geçmediğimiz müddetçe gelişmiş arkadaşlarımızı, şehirleri, ülkeleri geçmediğimiz müddetçe Hamza Aydoğdu hızlı koşuyor, Evren Dicçer hızlı koşuyor, olmuyor. Bunu böyle görmemiz gerekiyor. Benim burada, peki Sayın Valim ne yapmamız lazım? Tabii problemleri söyledik, çözüme gelirim. Benim kendimce yıllarca tecrübe ettiğim 3 şey söyleyeceğim. Hani bir profesörümüz, hocamız derste anlatıyor ya, kavanozun içine işte iyilik, güzellik. Ben kavanozun içerisine 3 tane taş koymak istiyorum müsaadenizle. Birincisi saygı. Şimdi biz saygıyı da yanlış anlıyoruz. Saygı ne biliyor musunuz? Doğayı ve insanları bizim kafamızdaki gibi değil, oldukları gibi kabul etmek. Yani biz insanları benim kafamdaki Evren Dinçer, kafamdaki Hacı Ömer Kartal, kafamdaki Şenol Bey, kafamdaki Kerim değil, oldukları gibi bütün güzellikleriyle, eksiklikleriyle kabul ediyorsam bu saygıdır arkadaşlar. Adam diyor ya, ben sana saygı duyuyorum. Yok öyle bir şey. Biz birbirimize asla saygı duymuyoruz. Çünkü birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmiyoruz. Aslında biz birbirimizi olduğumuz gibi kabul edersek problemlerin %50'sini çözmüş oluruz. Peki, ama biz hepimizin ağzında şöyle bir söz vardır değil mi? Hep bunu söyleriz. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Biz rivayet eden bir toplumuz, riayet eden bir toplum değiliz. Şimdi biz anlatırız bunları, çok da güzel anlatırız. Mesela İslam tarihinden biz örnek veririz. İşte uzaktan bir bedevi geliyormuş. Peygamber Efendimiz de ashabına ne yapıyor? Çay ikram ediyor değil mi? Bedevi sormuş. Bu toplumun hizmetkarı kimdir? Peygamber Efendimiz de demiş ki, bu toplumun hizmetkarı bu topluma hizmet edendir. Bunu söylüyoruz ya şimdiki gençlere. Bu doğru. Gençler şöyle bakıyor. Ya diyor, vali kürsüden bunu söylüyor ama kibirden, enaniyetten, üstenci bakıştan adam geçmiyor. Arkadaşlar, şimdi gençler nasıl biliyor musunuz? Sözlerinize değil, ayak izlerinize bakıyor. Hiçbir tesiri yok. Hiçbir etkisi yok. O zaman yapılması gereken şu. Siz bunu hayatınızla yapmadığınız müddetçe söyledikleriniz karşıdakinin kalbinde makes bulmuyor. Bugünkü gençleri benim en çok sevdiğim yönleri bu başkanım. Konuşuyorsun diyor. Ama hayatına hiçbir şekilde yansıtmıyorsun. Peki her şeye saygı göstermeyiz. Ancak görevimiz saygı çemberini genişletmek. Bizim de sınırlarımız vardır ama bunu yapmamız lazım. Toplumun bazı kesimlerini gereksiz, bazı fikirleri değersiz, bazı insanları yararsız görüyorsan, o zaman biz şu anki yaptığımız işi yapmamalıyız. Yapmamalıyız. Başarıya niyet etmiş birinin gözden çıkaracağı bir kişi bile yoktur. Şimdi Allah için şurada aile hekimlerimiz var. 2 yıl beraber mücadele ettik. Ya sevgi olmasa bu işi yapabilir misiniz? Ya silah dayasan yapmaz. Bu pandemi ilk çıktığı dönemde biz hepimiz, yani çocuklarımızdan, eşlerimizde herkes annesinden babasından ayrı kaldı. Ve ben bazen sağlıkçıları ziyaret ettiğimde çok üzülerek söylüyorum. Evlat anne babanın parçasıdır.
Getiriyor annesini babasını bırakıyor, kaçıp gidiyor. Aman virüs bana da bulaşır, ben ölebilir miyim diye. Doktorlarımızın bana dediği bir tabir vardı. Sayın Valim, küçük kıyameti yaşıyoruz. Peki arkadaşlar, sevgi olmadan bunu yapabilir misiniz? Asla yapamazsınız. Parayla pulla yapılacak bir iş değil bazı işler. Onun için biz bir kişiyi bile feda etmemeliyiz. Saygı. Saygı önemli. İkincisi de sevgi. Sevgi de saygı üzerinden tarif etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Bir şeyi olduğu gibi kabul ediyorsak saygı demiştik. Saygı duyduğumuz varlığın fıtratına sempati duyuyorsak bunun adı da sevgidir. Sempati duymak, sevmek. Bilgi, mesela neyi sevdiğiniz çok önemlidir. Bir doktor hastasını severse işler kolaylaşır. Ama sevmezse o iş ona zulüm gelir. Onun için bizim sevgi üzerinde çok durmamız gerekiyor. Niye ben sevgiyi aldım? Şöyle düşündüm. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Belediye başkanımızı seviyorum. Hatalarını görmem. Sevgi çok üst bir segmenttir. Hatalarını görmem. Hoş görürüm. Ona karşı sabırlı olurum. Ona rehberlik yaparım. Ona arkadaşlık yaparım. Ona yol göstericilik yaparım. Ama arkadaşlar, birini sevmeyin ya da işinizi sevmeyin. Her yaptığı hareket size batar. Onun için bu hayatta mutlu ve huzurlu yaşamanın altında sevgi vardır. Ama sevgi çok enteresan bir şey. Mesela Şenol Bey, Sayın Valim beni sev dediğinde bu ihtiyari olan bir şey değil. Yani ben işte niyet ettim Kerim Bey'i seveceğim. Yok öyle bir şey. Sevgi insanın iradesiyle olan bir şey değil. Onun için sempati duymak tabirini burada kullandım. Üçüncü taşımız inovasyon. İnovasyon da şöyle arkadaşlar. Yani işin temelinde fikir olacak ve bu fikrin sonucunda bir katma değer, bir sonuç ortaya çıkacak. Bu çok önemli. Hangi fikrin para edeceği ya da değer üreteceği belli olmayabilir. Ama önemli olan onun sonucunda sizin arkadaşlarınıza, çevrenize, ülkenize bir katma değer üretmeniz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü artık yaşadığımız asırda üretmeden ayakta kalmanız mümkün değil. Bu üretmek sadece maddi olarak bir mal üretmek değil. Sevgiyi üretmek, iyiliği üretmek, hoşgörüyü üretmek, bunu yaymak, paylaşmak, o güzelliklerle mutlu olmak. Bunların toplam hepsine ben ne adını veriyorum? İnovasyon. Peki biz şimdi kavanoza bu üçünü koyduk. Bu boşlukları neyle dolduracağız? Arkadaşlar, bu boşlukları okumayla dolduracağız. Eğer okumuyorsanız, kendinizi geliştirmiyorsanız hiçbir şekilde bu şekilde bir hikaye oluşturmanız mümkün değil. Bakın, ben her zaman gençlere tavsiyede bulunuyorum. Diyorum ki, hayal gücünüzün gelişmesi için film izleyin. İç dünyanızda derinleşmek için mutlaka kitap okuyun. Çünkü kitap hem geçmiş hem de gelecek arasında köprü kuran çok önemli bir vasıtadır. Onun için okumadan kendinizi değiştirmeniz, kendinizi geliştirmeniz, insanlara, topluma, gelişmelere farklı açıdan bakmanız mümkün olmuyor. Bu süreç içerisinde aile hekimlerinin gösterdiği, gerçekten gösterdiği katma değer ve başarı takdire şayandır. Bence bir hikaye yazılmıştır burada. Ve bakın, ben her zaman söylerim, hikayesi olmayan insan yarım insandır. Mutlaka bir hikaye oluşturmamız lazım. Aksaray'daki aile hekimleri, doktorlarımız hep beraber bence güzel bir hikaye oluşturduk. Bu hikayeyi saygı, sevgi, inovasyon ve kendimizi geliştirerek daha ileriye doğru taşıyacağımızı düşünüyorum. Allah hepinizi var etsin. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bizim bütün amacımız bu değerli misafirlerimiz. İyilik yapmak ve iyiliği yaymak. Bakın, bir virüs Çin'de çıktı. Bütün dünyaya bir ay içerisinde yayıldı.
böyle maddi bir virüs böyle yayılıyorsa unutmayın ki yapılan güzellikler de, iyilikler de bir virüs gibi bulaşıcı özelliği vardır. Ama buna inanmamız lazım, bunu hayatımızla göstermemiz lazım. Bu programı tertip eden başta dernek başkanımız Şenol Bey'e, Ankara'dan teşrif eden gelen hocalarımıza, buradaki birim arkadaşı arkadaşlarıma ve değerli aile hekimlerine hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Valim, affınıza sığınarak efendim zat-ı halinizi bir iki dakika için plaket takdimi için burada tabii bekletebilir miyiz, yorabilir miyiz? Çok özür diliyorum. Aramızdan önce plaket takdimi yapılacaktır. Plaketlerini almak üzere Sayın Profesör Doktor Seçil Özkan hanımefendi, Sayın Profesör Doktor Meltem Taşbakan hanımefendi, Sayın Uzman Doktor Fazıl Serdar Gürel beyefendi, Sayın Doktor Murat Türk Yılmaz beyefendi, Sayın Doktor Fahriye Ünlü hanımefendiyi davet ediyorum efendim. Sayın Belediye Başkanımız Evren Dinçer'i davet ediyorum. Sayın Dernek Başkanımız Şenol Korkmaz'ı davet ediyorum. Sayın İl Sağlık Müdürümüz Kerim Yeşildağ beyefendiyi de davet ediyorum. Hacı Ömer Müdürüm, siz de alabilir miyim efendim buraya? Kurum müdürlerimizi de bir fotoğraf çekimi için alabilir miyiz efendim buraya? Efendim, bu arada programımızın ilk kısmı tamamlandı. Sizleri bir 15 dakikalık çay kahve arasına davet ediyorum, arz ederim.
Projenin tanıtımını yapmak üzere uzman doktor Sayın Özlem Öztaş ve Sayın Doktor Müge Gençel ile sizleri baş başa bırakıyorum. Sayın Daire Başkanım, protokolün değerli üyeleri, kıymetli hocalarım, değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size projemiz hangi amaçları güdüyor, hedeflerimiz neler, niçin bu projeye ihtiyaç duyduk, bu projede kimler bize katkı ve destek sağladı, bu konularda bazı bilgiler sunmak istiyoruz. Ancak öncesinde ben mikrobiyal dünyanın bazı üyelerinin size resimlerini göstermek istiyorum. Yansıtıcıda bir sıkıntı mı var? Difteri ve boğmaca bakterileri, tetanoz namı diğer sessiz katil, rotavirüs her yıl yüz binlerce bebeğin ölümüne sebep olan, 5 yaş altı çocuğun ölümüne sebep olan ishal salgınlarının etkenlerinden en önemlisi. Bu gördüğünüz kızamık virüsü, sarılık yani hepatit virüsü, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz pnömokok yani zatürre etkeni. Evet, üstte gördüğünüz görsel menenjit etkeni meningokoka ait. İnfluenza virüs yani grip etkenimiz. En altta gördüğünüzde bayanların korkulu rüyası, rahim ağzı kanserinin en büyük sebeplerinden birisi olan human papilloma virüs, HPV diye kısaltıyoruz biz onu. Bunun haricinde kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği, çocuk felci, çiçek hastalığı, verem hastalığı, sarı humma hastalığı ve daha onlarcası bilim adamlarımız bunlara karşı yıllarca çalışıp aşılar geliştirdiler. Ve hatta bu etkenlerden bazılarını yeryüzünden sildiler, bazılarını da silme noktasına geldiler. İnsanoğlu çağlar boyunca hastalıklara, sakatlıklara ve hatta ölümlere, toplu ölümlere yol açan yığınla, enfeksiyonla savaşmış, savaşmak zorunda kalmıştır ve halen savaşmaktayız. Burada çok güzel bir söz var. Ölümlerin azalması üzerine sağlıklı, temiz içme suyu sağlanması dışında başka hiçbir buluş aşılar kadar faydalı olmamıştır. Aşılar bizim için gerçekten çok önemli bu bağlamda. Ancak aşılar kadar önemli bir konumuz daha var. Projemizin adından da anlaşılacağı gibi aşı ve sağlık okuryazarlığı. Peki nedir bu sağlık okuryazarlığı? Bireylerin kendi hastalıklarını tanıyabilmeleri, bulgularını belirleyebilmeleri, kendileri için iyi olduğunu düşündükleri kararları alabilmeleri, bireylerin sağlıkla ilgili temel bilgilere erişme, bu bilgileri anlama ve kullanma kapasitesi demektir sağlık okuryazarlığı. Toplumumuzun sağlık okuryazarlığı düzeyi, sağlığın geliştirilmesi genel müdürlüğümüz tarafından araştırılmış ve ne yazık ki her 10 kişiden 7'sinin sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiş. Bu durum aşı tereddütlerini, poliklinik ve acil servislerin gereksiz kullanımlarını artırmakta, gereksiz ilaç ve antibiyotik kullanımlarına neden olmaktadır. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yüksek olmasıyla sağlık hizmeti hem alan için hem veren için daha kaliteli, etkin ve verimli hale gelecektir.
Poliklinik kapılarındaki kalabalıklar engellenecek, gereksiz ilaç kullanımları, torba torba ilaç kullanımları azalacak ve daha kaliteli bir sağlık hizmetine kavuşacağız, sağlık okuryazarlığı düzeyimizi artırırsak. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bundan sonraki kısmı sunmak için değerli meslektaşım Özlem Öztaş'ı davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Daire Başkanım, Sayın Müdürlerim, saygıdeğer hocalarım ve değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de size Aksaray Aşı ve Sağlık Okuryazarlığı projemizden kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle niçin böyle bir proje? Bu konuda kısaca sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bağışıklama çocuklarda olduğu kadar erişkinlerde de enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en kolay ve en ekonomik yoludur. Erişkinlerde de enfeksiyon hastalıkları ölümcül seyredebilmektedir ve ülkemizde yaşlı nüfus ise giderek artmaktadır. Yaşam boyu bağışıklama ile erişkinlerde mortalite ve morbidite bakımından önemli birçok hastalıktan korunmak mümkün olmaktadır. Ancak erişkinlerde bağışıklama oranlarımız maalesef çocuklardaki kadar yeterli değil. İlimiz genelinde de çocuklarda yakaladığımız yüksek aşılama oranlarına erişkinlerde maalesef ulaşamamaktayız. Bu nedenle Aksaray Aile Hekimleri Derneği olarak bir çalışma grubu oluşturup Haziran ayı ilk haftası itibariyle çalışmalarımıza başladık. Bir iletişim kampanyası gerçekleştirmeyi hedefledik. Amaçlarımız, ilimizde özellikle erişkinlerdeki aşı tereddüt oranlarının azaltılması, kısa vadede ilimizde COVID-19 başta olmak üzere erişkin ve çocuk aşılama hızlarının artırılması, uzun vadede ise yine ilimizde sağlık okuryazarlığı düzeylerinin arttırılması amaçlarımızdı. Bu nedenlerle çıktığımız yolda kıymetli hocalarımızın danışmanlığı ve bilimsel önderliği, değerli ekibimizin de gayret ve özverili çalışmaları ile bu noktalara kadar gelmiş bulunuyoruz. Yine bu süreçte Sağlık Bakanlığımız ile de görüşmeler gerçekleştirdik ve projemize ait bütün görsel materyal ve içerikler Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğümüz tarafından bizzat incelenmiş ve onaylanmıştır. Ekibimize daha ilk günden destek veren değerli hocalarımız Profesör Doktor Seçil Özkan, Profesör Doktor Meltem Taşbakan, Doktor Öğretim Üyesi Serdar Gürel hocamıza ve derneğimiz üyesi aile hekimi arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ve yine bu süreçte projemiz kapsamında kısa ve uzun vadede gerçekleştirmek üzere çeşitli bilimsel faaliyetler, programlar, toplantılar ve eğitimler planladık. Ve bugün burada siz değerli konuklarımızla birlikte projemizin tanıtım toplantısını gerçekleştiriyor olmanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Yaşam boyu bağışıklama diyoruz. Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu, Sayın Belediye Başkanımız Doktor Evren Dinçer'e, değerli hocalarımıza, bize ilk günden beri desteklerini veren, danışmanlık yapan kıymetli hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yönetim kurulumuza, Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu ve proje ekibimizdeki aile hekimi arkadaşlarımıza ve bize destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.
aşı ve sağlık okur yazarlığı sunumunu yapmak üzere Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Seçili Özkan Hanımefendi'yi davet ediyorum. Şeref verdiniz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Koşarak geliyorum dedim. İzninizle maskemi de çıkarayım. Evet, değerli Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanım, Aksaray Aile Hekimliği Derneği Başkanı, üyeleri, değerli meslektaşlarım, Aksaray Halk Sağlığı Başkanlığı ekibi çalışanları, sizlerle burada bu güzel, büyük projeye adım atmaktan gerçekten çok mutluyum. Ve size çok önemli bir konu anlatacağım diye başlamak istiyorum. Aslında şu anda bir COVID-19 pandemisi sürecindeyiz ama aslında sağlık okuryazarlığı dediğimiz süreç tamamen sessiz bir salgındır. Bilimsel camia bunu kabul etmiş durumda. Bu sessiz salgını ve içten derinden gelen ve sağlık hizmetlerini etkileyen salgını yönetmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Bu hikayeyi bahsetmek istiyorum. Tabii birçok böyle ülkemizde de hikayeler oldu. Bayram ziyareti için memleketine giden, kendi ismimi verdim şey olmasın diye, Seçil Hanım memleketinde COVID-19'a yakalanıyor. Zorlukla nefes alıyor ve hep duyduğumuz hikayenin sonucunda aşı yaptırmadığı için çok pişman. Sonunu söylemek istemiyorum. Şimdi bu süreçte, tabii bu hikaye sürecinde birçok şey yaşıyor bu kişi. Aşıyı neden yaptırmadı, neden böyle bir tereddütü vardı, neden erteledi, ertelediyse, bu karar sürecinde kimler vardı ve sağlık okuryazarlığı düzeyi neydi ve bu kişiler neden burayı etkileyemediler, bütün bunları düşünmek gerekiyor. İşte bu anlamda projemizin ana konusu olan sağlık okuryazarlığı ve aşı için biraz nasıl koruruz sağlığımızı, aşı ve aşılama ve bununla sağlık okuryazarlığının ilişkisi ve neler yapılıyor ve yapmalıyızdan bahsetmeye çalışacağım hızlıca. Bunların hepsini anlatmayacağım. Serdar Hocam da temel koruma, birincil koruma, ikincil ve üçüncül korumadan bahsedecek. Temel olarak temel koruma risk faktörleri yokken sağlığımızı daha iyi tutmaya çalışırız. Birincil korumada risk faktörlerini azaltmaya, yok etmeye çalışırız. İkincil korumada ise erken tanı için tarama programları ve sağlıklı kişi izlemlerini yapar ve sonra tedaviye erken geçeriz. Üçüncülde ise tedavi ve rehabilitasyonu içeren ve bütün hastalıklara uygulayabileceğimiz koruma stratejileri bunlar. Ama biz niyeyse, ben üniversitedeyim, işte öğrencilerimizin bile zihninde hep üçüncül koruma, hep tedavi ve rehabilitasyon. Toplantılarda, işte bakanlıkta da çalıştım, hekim olarak da, sağlık personeli olarak da hep kafamızda üçüncül var. Ama biliyoruz ki başlangıç hem daha insancıl hem daha ucuz, maliyeti düşük. Bu taraf insan artık hastalanmış ve ölüme doğru giderken biz bir büyük büyük paralar dökerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ben buraya yaptığımız uygulamaları, hani burayı atlayarak buraya yaptığımız uygulamaları yapmayalım demiyorum tabii. Büyük kara bir delik. Evet, toplantının başından beri aşıların çok önemli bir buluş olduğunu, hakikaten şu anda dünyada çiçek hastalığı eradike edildi, virüs laboratuvarlarda bulunuyor. Tetanoz için eliminasyon, çocuk felci için eliminasyon programları, eradikasyon polio için devam ediyor. Ve bu yüzden aşı hakikaten önemli. Ama şunu da ifade etmek istiyorum, aşı kendi başarılarının kurbanı oluyor. Çünkü çocukluk çağı aşılamalarını çok iyi yaptığımız için bazı hastalıkları, bulaşıcı hastalıkları görmüyoruz. Hatta bu pandemi çıkmasaydı biz bulaşıcı hastalıkları kenara koymuştuk, değil mi? Kronik hastalıklar, kanserlerle uğraşmaya başlamıştık. İşte aşının başarısı, aşının unutulmasına, o başarının unutulmasına, aşıya değer vermememize birazcık sanki neden oluyor gibi geliyor. Ama bu başarıyı unutmamak gerekiyor. Sağlık konusunda aldığımız yolları göz önünde her zaman tutmak gerekiyor. Peki aşı bilgisi ve aşıya yaptırma ile ilgili süreçte neler önemli? Bir tanesi, şöyle yapılan çalışmalarda hep şu bulunmuş. Çocuk, aşı çocuk için vardır algısı var toplumda. İşte aile hekimliğine hep hizmet almaya gittiğimizde çocuğumuzu aşılatmak için gideriz.
Toplumun algısı bu. Aile hekimliğinde diğer koruyucu hizmetleri ya da erişkin aşıları kavramları biraz geride bırakılıyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ama şunu topluma yerleştirmemiz gerekiyor. Erişkin de aşılarla korunabilir. Yani yaşam boyu bağışıklama, demin sevgili arkadaşlarım ifade ettiği gibi. Diğer yandan da şunlar etkili. Düşük sağlık okuryazarlığı. Hani 100 kişiden 70'inin sağlık okuryazarlığı düşük ya, çok önemli. Erkek olmak, bazı çalışmalarda kadın olmak bu bilgi düzeyinin düşüklüğüne etkili. İleri yaş, bu kesinlikle bütün literatürde böyle. Daha önce aşı yaptırmamış olmak, erişkiniz ve daha önce hiç aşı yaptırmadıysak aşıya tereddüt biraz daha fazla oluyor. Ve düşük öğrenim düzeyi ve bu konuda bilgi yetersizliği. Hepsine bir bir dokunabiliriz tabii ki mesleki hayatımızda ve yaşantımızda. Ben şey oluyorum, böyle bir yandan yandan oluyor. Şunu kullanabiliyor muyum acaba? Tabii kullanıyorum. Çalışıyor mu? Heh, bu çalışıyormuş. Tamam. Şimdi şöyle, biraz size aşı ve sağlık okuryazarı ilişkisini anlatmak istiyorum. Bu kanıta dayalı birçok literatürde bulunan bir bilgi. Hakikaten son derece ilişkili. Bireylerin sağlık konusunda duyduklarını anlaması, hayatına yerleştirmesi düşükse, yani 100 kişiden 70'i bunu başaramıyorsa, aşı ile ilgili davranışları da o yönde etkileniyor. Çünkü bir kere doğru bilgi kaynağına ulaşamıyorlar. İşte Google'dan bakıyor ama oradaki doğru bilgi kaynağı nedir? Onu seçemiyor. Sonra bildiği kaynağı okuduğunu tam olarak kendine uyarlayamıyor. Oradaki bilgiyi kendi dışında, bazılarında aşırı obsesif değişik duygular oluşuyor. Bazılarında da duyarsızlık oluşuyor. Bir diğeri de şu çok önemli, demin de söyledim. Bu yanlış yargıyı mutlaka yok etmemiz gerekiyor. Yetişkinlerin aşıya ihtiyacı olmadığı gibi bir yargı var. Ama literatürün hepsinde şu grafiği özellikle koydum. Sağlık okuryazarlığı düzeyi artarsa aşı ile ilgili bilgi ve davranışları da güçleniyor. O yüzden primer ilintili birçok literatür olduğunu ifade etmek istiyorum. Aslında sözün arasında sevgili Mügeler de tanımladılar. Toplumun temel özelliklerinden bir tanesi sağlık okuryazarlığı. Ha nedir derseniz, Dünya Sağlık Örgütü'nün uzun bir tanımı var. İşte bilgiyi bulması, anlaması ve kullanması. Sağlıkla ilgili bilgiyi bulması, anlaması ve kullanması, ama bunun basamakları da var. Bizim tanımladığımız basit düzeyden daha karmaşık düzeye doğru sağlık okuryazarlığı gidilebiliyor. Şimdi sağlık personeli, sağlık okuryazarlığı konuşulur mu? Aslında konuşulmaz, çünkü onlar zaten sağlık konusunda eğitim almışlar. Ama bazen o kadar özelleşiyoruz ki alanımızda, mesela ben halk sağlıkçıyım, uzun zamandır işte beyin cerrahisinin konularını bilmiyorumdur. Ya o konudaki temel sağlık konularında eksik olabilirim belki. İşte bazı şeyleri unutabiliriz sağlık personeli içinde. Ama genellikle sağlık okuryazarlığı konusunu sağlık personeli için konuşmuyoruz. Sağlık personelinin sağlık okuryazarlığına yaklaşım kavramını ifade ediyoruz. Onu özellikle söylemek istiyorum. Demin bahsettiğim sağlık okuryazarlığı boyutlarında fonksiyonel, bulabilme, okuduğunu anlama, yazma ya da iletişimsel, sağlık personeline iletişim kurabilme bu konuda ya da eleştirel, olaya eleştirel sosyal becerilerle yaklaşma, hekimin söylediğini evinde uygulayabileceği şartlarda uygulayabilme, kendine uyarlayabilme gibi gerçekten üst düzey bir beceri istiyor bu kısım. İşte bu kısımda bizim bu bahsettiğimiz %70 yetersiziz dediğimiz kısım aslında bu kısmı ölçmedi bile. O yüzden hani gerçekten daha acıklı bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Peki bunlar nelere neden oluyor? Bu slaytı daha önce görmüşsünüzdür, tek tek okumayacağım. Temelde sağlıksız yaşama neden oluyor ve özellikle de koruyucu sağlık hizmetlerine başvuruda düşüklere neden oluyor. Bu slaytı çok seviyorum çünkü aslında sağlık okuryazarlığı sizin hastalıklar ya da sağlık sorunları için algıladığımız duyarlılığı etkiliyor. Mesela COVID-19'dan örnek verelim. COVID-19 için hastalanır mıyım, sağlık sorunum olur mu, hastaneye yatar mıyım duyarlılığını sağlık okuryazarlığı düzeyi etkiliyor bireylerin. Bu algıladığı duyarlılık da tabii
ben bunları yaşar mıyım, yaşayabilecek biri miyim gibi ciddiyet ve etkilenme düzeyi de onun ne yapması gerektiğini etkiliyor. Yani aşı olmalıyım, maskemi takmalıyım, el hijyenine dikkat etmeliyim davranışlarını gösterip göstermemesini ya da bu davranışları başarılı gösterip göstermemesini etkileyen fonksiyonları var. Ve bunun ana çemberi de dediğim gibi sağlık okuryazarlığı düzeyi. Bireylerin sağlık okuryazarlığını tabii bireysel özellikleri, eğitimi, ekonomik durumu, yaşadığı ortam, sağlık personelinin ona yaklaşımı ve de sağlık sistemi de etkiliyor. Dolayısıyla bunu arttırmak için bu üç alana dokunabilmemiz gerekiyor. Bu işte tabii çok sektörlü. Sabahleyin iyi ki diğer kamu kurumlarının il müdürleri de geldiler. Çünkü bu iş hakikaten çok sektörlü. Sağlıkçılar tek başına sağlık personeli kısmını yapacaklar ya da sağlık sistemindeki değişimler kısmı olabilecek. Diğerlerine de dokunmak gerekiyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Hani %70 sağlık okuryazarlığı kötü ya sizin ilgilendiğiniz, size başvuran kişiler. Maalesef karşınıza geldiğinde bu kişiler bir stres yaşıyorlarsa, kaygıları varsa bu sağlık okuryazarlığı düzeyi daha da düşüyor. Bu dinamik bir süreç. O yüzden hani %70 ya da %30 en iyi diye ifade edebiliriz. Ölçülebiliyor mu? Hep söyledik, ölçülebiliyor. Birçok ölçek var. Bu bahsettiğim %70 geçerli yapılmış bir ölçekte Türkiye'de 2017'de ölçüldü. Yakında tekrar ölçmek gerekiyor aslında takip etmek açısından. Diğer ülkeleri de göstereceğim. Amerika'da yetişkinlerin %12'si yeterli sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip. Dikkat ederseniz orası da çok iyi değil. %21'i temel düzeyde sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip. Çok iyi değil orası da. Avrupa'ya bakalım. Avrupa'nın 2012 rakamı, Avrupa'da 8 ülkede yapılmış bir çalışmada %46 kötü sağlık okuryazarlığı. Yani 100 kişiden 46'sı kötü diye söyleyebiliriz. Yenisini yaptılar 2019'da. Avrupa'da 17 ülkede. Biraz farklı bir ölçek kullandılar. Ölçek değiştiği için çok net değil. Ama yine de %24'ü kötü olmuş. Yani 7 yılda az da olsa bir iyileşme göstermişler. Bunun için sağlık okuryazarlığını geliştirmek için çaba gösterip ölçmek gerekiyor. Türkiye'nin son verisi bu. 2017, %70 dediğimiz 68.9. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu üst olan bir tanesi koruyucu, tedavi edici, şu koruyucu. Bakın koruyucunun mor ve yeşil olanı daha üst düzeyde yetersiz. Yani koruyucu hizmetler konusunda sağlık okuryazarlığı daha da düşük. O yüzden aşıyla çok ilgili. Şimdi sağlık okuryazarlığı, dijital okuryazarlık vesaire gibi birçok okuryazarlık var. Sağlık okuryazarlığı genel sağlık konusuna sağlık okuryazarlığını, aşı okuryazarlığı ise bireylerin aşı hakkındaki kararları vermek için ya da o hizmete ulaşmak, anlamak, söyleneni anlamak için aşı okuryazarlığı düzeyinden de bahsediyoruz. Tabii ki sağlık okuryazarlığıyla temel olarak ilintili. Burada 8 ilkeden bahsediliyor. Bunun temeli aslında risk iletişimi ya da iletişim stratejilerini kapsıyor. Açık, güvenilir, net olmak ve riskleri anlamasını ve eğitim sürecinden herkesin aynı şeyi söylemesi ve de rol olmayı içeriyor aslında. Sabahleyin Bal Bey dedi ki saygı, sevgi, inovasyon dedi. Ben de hemen onu sağlık okuryazarına oturtayım dedim. Şimdi saygı neydi? Bal Bey'imiz tanımladı. Dedi ki karşındakini olduğu gibi kabul etmek. Ben sağlık personeli olarak bakıyorum. Karşımızdaki hizmet almaya gelenleri olduğu gibi kabul etmeliyiz. %70 sağlık okuryazarlığı kötüyse bunu böyle kabul ettik. Olduğu gibi kabul edersek sevgi, ona sempati. Tabii sağlık personeli empati yapar. Çok sempatiye kaymayı önermeyiz ama sempati göstermek, olduğu gibi kabul edip ona yaklaşımımızı belirlemek. Burada inovasyon ise işte sağlık okuryazarlığı düzeyine göre yaklaşım stratejisi geliştirmek lazım. Bu süreçte, bu çok uzun söylediğiniz, biz
Hani bu çok uzun söylediğiniz, yapar mıyız, yapabilir miyiz sağlık personeli olarak? Yaparız. Çok güçlüyüz, yaparız. Ve çok da zor değil aslında. Onun iki cümlesinden onu yakalayabiliriz. İlla bir ölçekle ölçmemiz gerekmiyor. Çünkü bu süreçte aslında sağlık iletişimi gizli. Yani onu olduğu gibi kabul etmek ve sevmek dediğimiz o kavram iletişimin içinde kaynıyor. Sağlık iletişimini başarabilirsek aşı olmama, ilaç kullanım hataları, kaçırılan randevular, kötü tıbbi sonuçlar, aile hekimine randevu almamalar ve hatta malpraktis davalarını bile aşabileceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte dedim çok sektörlü bu iş. Yani tamam hizmet alanlar, hizmet sunucular çok önemli birer paydaş ama buradaki paydaşları asla unutamayız. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğerleri. O sektörleri de bu çalışmaların içine almamız gerekiyor. O zaman Türkiye'de bir sağlık okuryazarlığı eylem planı yazmak gerekiyor. Çok sektörlü. Bunu bakanlığın aşı iletişiminden aldım. Onlara yaklaşırken konuşmak, kaygılarını öğrenmek ve empatiyi biliyoruz zaten. Sağlık okuryazarlığın temel taşı. Şu kısım güven, dikkatle dinlemek ve endişelerini sorup umut aşılamak. Şu anda çünkü umutsuzluk korkunç bir düzeyde. Aşı olursam da hasta oluyorum, aşı olmazsam şöyle oluyorum. Korkunç bir umutsuzluk var. Onlara umut aşılamak ve sabırlı olmak gerekiyor hakikaten. Bu slaytı da çok seviyorum. Ne olursak olalım, hastaysak da, sağlık personeliysek de ya da başka bir sektörde çalışıyorsak da aynaya baktığımızda hepimiz kendimizi böyle görüyoruz. Ben de öyleyim, mükemmel bir hocayım. Ama aslında eksiklerimiz var ya, eksiksiz insan olamaz. O zaman eksiklerimizi bilmek önemli ve onları geliştirmek önemli diye özellikle vurgulamak istiyorum. Ve sağlık personeli bu süreçte çok değerli, çok önemli ve adım atmamızın sağlık her işin başı. Adım atmamız için sağlık gerekli. Onun için bu değerli personel ekibimiz ve bizler buraya mutlaka katkı vermeliyiz. Vermeliyiz, ne yapıyoruz? Eylem planı hazırlamalı dedim. Sağlık Bakanlığı'nın stratejik planı da var. Ve şu anda da bildiğim kadarıyla bir eylem planı bitmek üzere. Bakan Bey'e sunum aşamasındalar. Sağlık okuryazarlığı eylem planı geliyor. Bizler küçük küçük projelerde olsa, bir dergimiz de olsa çalışmalar yapıyoruz bunu arttırmak için. Ve sizlerle beraber bu yeni projeye de adım atmış oluyoruz. Aşı ve sağlık okuryazarlığını Aksaray'da da canlandıracağız ve büyük bir ses getireceğiz ve topluma bir katkımız olacak. İşte bu süreçte toplum katılımı ve iletişime tamam burası yerel bir yerden yatırım yapıyoruz ama ulusal boyutta ve küresel boyutta geliştirmemiz yenilikçi yaklaşımlar ve sınırlı sağlık okuryazarlığı ve aşı okuryazarlığı olan bireyleri güçlendirmemiz, arttırmamız bize şunu verecek. Bir, sağlık personel mesleki memnuniyetimiz artacak. İki, toplum sağlık hizmetini nereden, nasıl alır ve kendine nasıl faydalı oluru daha iyi anlayıp iyi sağlık hizmeti aldığını anlayacak. Evet, teşekkür ediyorum. Aşını ol, hayatını riske atma diyorum. Bu güzel projeye başarılar diliyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Yaşam boyu bağışıklama sunumunu yapmak üzere Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Genel Sekreteri, Türkiye Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Meltem Taşbakan Hanımefendi'yi davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan o kadar büyük bir gurur duyuyorum ki yani aşı ile ilgili böyle bir projeyi gerçekleştiren sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama sanırım burada en büyük teşekkürü sanırım Şenol Bey hak ediyor. Biz yıllar önce Şenol Bey ile bizim bağışıklama rehberini hazırlarken tanışmıştık. Zaten hani belliydi onun böyle çok çok iyi işler başaracağını, bugün de bunu tekrardan kanıtladı. Aşı deyince hani evet biz çocuklarımızı zaten aşılatıyoruz. Niye erişkinlerin de aşıya ihtiyacı var mı
Gerçekten bunlar 10-15 yıl önce konuşuluyordu. Çocuk aşıları tamam. Erişkinler de aşılansın mı, aşılanmasın mı diye bir soru işareti. Hekimlerin de vardı, bizlerin de vardı. Ama yıllar geçtikçe her şey değiştiği gibi erişkinlerin de ciddi anlamda aşıya ihtiyacı olduğunu hepimiz öğrendik. Niye erişkinlerin aşıya ihtiyacı var? Neden ömür boyu bağışıklama önemli? Doğduğumuzdan ölene kadar hepimizin neden aşılara ihtiyacı var? Ben sizlere kısaca onlardan bahsetmeye çalışacağım. Çünkü erişkinlerin bir kısmı zaten o aşılar üretildiğinde, yapıldığında çocuk değildik. Yani o aşıların aşı kapsamında değildik. Ben çocukken hepatit B aşısı yoktu, A aşısı yoktu, su çiçeği yoktu. Bu nedenle erişkinlerin çok büyük bir kısmı şu anda kullanılan aşıların çoğunu olmamıştı. Ne oldu? Geçirdik. Evet, ben çocukken su çiçeği geçirdim ama bazıları bizim kadar şanslı değildi. Ciddi komplikasyonlara neden oldu. Kızamıktan ölenler oldu ve bunlar azımsanmayacak sayıdaydı. Bu nedenle bir sadece çocuğun değil, bütün kişilerin, herkesin aşıya ihtiyacı olduğunu bilmemiz lazım. Üstelik ileri yaşla birlikte bazı hastalıklar daha ağır seyrediyor. Çocukluk çağı hastalıkları çocuklukta geçirilince sorun olmuyor. Ama erişkin bir su çiçeği geçirsin çok da ağır seyredebiliyor. Hastaneye yatması gerekecek kadar ağır seyredebiliyor. Keza tetanoz, yeni doğan tetanozlarını artık görmüyoruz ama erişkinde ciddi tetanoz olguları görebiliyoruz. Ve risk grupları çok fazla. Her türlü size gelen hastalardan bilirsiniz. Şöyle pür temiz bir hasta gelmiyor. Mutlaka yanında ya diyabeti oluyor, ya kalp hastalığı oluyor, ya kanseri oluyor, ya organ nakli oluyor. Çoğunun altta yatan bir riski var. Ve hayatımıza ne yazık ki son yıllarda giren COVID var. Yani 2 sene önce bir koronavirüs aşısı geliştirilecek ve bu bütün dünyada uygulanacak deselerdi çok da inanmazdık. Ama neler oldu? 1 yıldır hepimiz koronavirüs aşısı olmak için çabalıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aşılar bizi koruyor. Aşılar %100 hastalığı oluşmasını önlemiyor. Ama neyi önlüyor? Hastalığı ağır geçirmemizi önlüyor. En basiti COVID aşısından sonra, yani biz geçen sene bu toplantıyı yapamazdık çünkü aşısızdık. Ama bu sene rahat bir şekilde yapabiliyoruz, rahatça maskemizi kısa süreli de olsa çıkarabiliyoruz. Çünkü biliyorum ki ben aşılıyım. Hasta olsam da hafif geçireceğim. Hasta olsam, hastaneye yatsam da yoğun bakıma yatmayacağım ya da yoğun bakıma yatsam da ölmeyeceğim. Altta yatan şu anda evet hala çok sayıda hasta kişimiz kaybediyoruz ama bunların analizlerini yapacak olursak aşının %100 tabii ki koruyuculuğu yok ama %90 koruyuculuğu var ve kaybettiğimiz insanların da ne yazık ki altta yatan bir risk faktörü var. Ya yani aşının çalışmadığı grupları daha fazla kaybediyoruz. Kimler onlar? Kanser hastaları. Kimler? Organ nakli hastaları. Kimler? Yaşlı hastalar. Belki de COVID aşılarını onlara daha sık aralıklarla yapmamız lazım. Belki de çift doz yapmamız lazım. Bunu da önümüzdeki zamanda göreceğiz. Evet, aşılar öneriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri var, ACIP'in var ve ülkemizde de Bağışıklama Danışma Kurulu var. Bu kurulların önerileri doğrultusunda hangi hastalara, hangi kişilere, hangi aşıları yapmamız gerektiği oldukça net. Ve ben bakanlığımızı bu konuda takdir ediyorum. Gerçekten aşı konusunda çok iyi çalışıyorlar. Mesleğe bağlı riskler nedeniyle aşılanıyoruz, altta yatan hastalıklara bağlı aşılanıyoruz, çocuk aşı takvimimiz çok iyi. Yani şu anda dünyada evet pek çok ülkeden daha iyi bir aşı takvimine sahibiz. İnşallah eksik olan aşılar da girecek ama tabii ki bunların bir kısmı da maliyet önemli bir engel. Kısaca ben aşılardan tek tek bahsedeceğim. Ve öğrencilerime de ders anlatırken şunu söylüyorum. Eğer bir hekimin kendi aşıları tamsa, annesinin, babasının, çocuğunun aşıları, eşinin aşıları tamsa o zaman hastasına önerir. Yok eğer onun aşıları eksikse zaten aklına gelmeyecektir. Bu nedenle önleyici, koruyucu hekimlik ön planda olmalı. Hepimiz 10 yılda bir tetanoz, difteri aşımızı yaptırmamız lazım. Yaptırıyor muyuz? Mutlaka yaptırıyorsunuzdur. Ama genellikle kadınlar son gebeliklerinde, erkekler de askerdeyken yaptırıyor. Halbuki bizim tetanoz difteri aşısı her 10 yılda bir mutlaka yaptırmamız şart ve yapmak zorundayız. Artık tetanoz olgularını erişkin yaşlarda görüyoruz. Sizden ricam
Nüfuslarınız kalabalık biliyorum ama bunları bir günde değil ama peyderpey aşılayabilirsiniz. Gelen kişilere sorabilirsiniz, tetanoz aşınız var mı? Çünkü tetanoz aşısı çok karşı çıkılacak aşılardan değil. Diğer aşılar kadar değil, onu oluyorlar insanlar. Onu olursa yanında diğer eksik aşılarını da tamamlamamız mümkün olabilir. İnfluenza en çok laf edilen aşılardan biri. Ama bakın Covid bizi yerle bir etti. İnfluenza salgınsız mı seyrediyor? Hayır, geçtiğimiz 100 yıl boyunca çok daha ağır salgınlara neden oldu. İspanyol gribinde o zamanki nüfusa bakılacak olursa neredeyse 1/4 kaybedildi. O kadar ciddi boyutta salgınlar yapıyor. Ve inanın 2 yıldır en çok korktuğum şey de bu. İnşallah bu sene de olmaz. Geçen seneyi influenza olmadan atlattık. Eğer 2 virüs aynı anda olursa, yani koronavirüsün yanına bir de influenza eklenirse çok daha zor günler ne yazık ki bizi bekleyecektir. Evet, influenza aşısı artık tetravalan aşı. Tek doz yapılması yeterli ama yapılma zamanı önemli. Ekim, Kasım, Aralık, hatta influenza mevsimi boyunca şu anda yapabilirsiniz. Lütfen hastalarınıza önerin ama önce kendiniz olun. Siz olun ki hemşireniz olsun, yanınızda çalışan sağlık çalışanı olsun. Bu güveni onlara vermek zorundayız. İnfluenza aşısı oldum, ben hasta oldum. Olabilirsiniz çünkü koronavirüsler gibi influenza'nın da çok tipi var ve bu tipler farklı farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ama aşı bizi koruyor, ağır geçirmemizi önlüyor. Kimler aşı olmalı? Bence influenza aşısı herkes olmalı. Evet, biz tek pandemiyi bu şimdi Covid ile yaşamadık. Geçtiğimiz 10 yıl içinde domuz gribi yaşadık, kuş gribi yaşadık. Kuş gribi çok mortaldi, %50 mortaliteye sahipti. Neyse ki çok yayılmadan çabuk ortadan kalktı. Domuz gribini hepimiz geçirdik ama onun mortalite oranı daha azdı. Ya 2 virüs bir arada olursa? Korkunç bir durum olur. Yani %90'ı hastalık yapan ve %50 mortaliteyle karşı karşıya bir influenza virüsüyle karşılaşırsak şu anda 200 değil belki de günde milyonlarca kişiyi kaybedebiliriz. İnfluenza aşısının evet endikasyonları bunlar ama Dünya Sağlık Örgütü artık 2019'da 6 ayın üzerindeki herkese önerdi. Çünkü influenza virüsünü nasıl geçireceğini, influenza hastalığını nasıl geçireceğini ne yazık ki bilmiyoruz. Bu nedenle lütfen olmadıysanız aşılarımızı olalım. Erişkin aşılamada bence çığır açan aşıların başında pnömokok aşısı geliyor. Çünkü pnömokok hastalığın yükü çok fazla. Risk grupları çok fazla ve bu risk gruplarında pnömokok hastalığı gelişirse ciddi hastaneye yatışa ve mortaliteye neden oluyor. Kimler risk grubu pnömokok için? Kronik akciğer hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar, diyabeti olanlar. Her 3 kişiden birinin diyabet olduğunu düşünecek olursak sizin polikliniğe gelen 60 kişinin en az 20'sinin demek ki pnömokok aşısına ihtiyacı var. 65 yaşının üzerindekiler, immünsüpresifler, kohlear implantı olanlar, HIV hastaları ve bakım evinde kalan kişilere biz pnömokok aşısını yapmak zorundayız ve mutlaka uygulamamız lazım. Bakanlık bize bu pnömokok aşısını veriyor. Çocuklar ve erişkinlerde zaten aynı aşı, farklı bir aşı değil. Aşıya ulaşabiliyoruz ama önce aklımıza gelsin. Lütfen hastalarımızı, risk grubundaki hastalarımızı aşılayalım. Hepatit B, herhalde bir sağlık çalışanı olarak hepatit B aşısı olmayan yoktur. Çünkü olmamasını kabul edebileceğimiz bir durum değil. Hepatit B için bir risk grubuyuz. Mutlaka aşımızın olması şart. Ama onun dışında sağlık çalışanları dışında işte başka bir hepatit virüsüyle enfekte olanlar, cinsel yolla bulaşan hastalığı olanlar gibi sıralanıyor. Artında endemik bölgeye yolculuk edenler, yani ülkemize gelenlerin mutlaka ve mutlaka hepatit B'ye karşı bağışık olmasını öneriyoruz. O zaman burada yaşayan herkesin de aşı olması lazım. 98'in ikinci yarısından sonra doğan kişiler aşılı ama ondan önce doğanları lütfen aşısız diye kabul edip aşılayabilirsiniz. İlla seroloji bakmak gerekmiyor. Çünkü ülkemizdeki prevalans %4'ler civarında. Bölgelere göre değişiyor. Evet, İzmir'de %2, doğuda, güneydoğuda biraz daha bu oran yüksek. Bu nedenle eğer siz seroloji bakmadan da aşılarsanız 100 kişiden 96-97'sini aşılamış olursunuz. Lütfen hepatit B'ye karşı da aşılayalım. 70 yaşındaki teyzeyi ben niye aşılayacağım diye düşünmeyin. Biz geçtiğimiz hafta 60 yaşında bir kadını fulminant hepatit B'ye bağlı organ nakli yapmak zorunda kaldık. Ve ona harcanan masrafla inanın çok çok fazla sayıda kişi aşılanabilirdi.
Hadi daha biraz daha yeni gündeme gelen aşılarımızdan biri. Artık çocuklar aşılanıyor ama unutmayın, eğer 2012'den sonraki çocuklar aşılanıyor. Ondan önce aileler yaptırmadıysa hepatit A'ya karşı bağışık değiller. Ve hepatit A da erişkin yaşta fulminan seyredebiliyor. Bu nedenle lütfen hepatit A serolojilerinize önce kendinizin baktırın. Ben aşılıyım, ben bağışığım diye. Ondan sonra da eğer negatifseniz aşı mutlaka yaptırmamız gerekli. Meningokok aşısını zaten ülkemizde zorunlu olan tek aşı hacca gidenlere, umreye gidenlere yapılıyor. Sadece onlara mı yapılması lazım? Hayır. İmmün sistemi baskılı olan kişilere, splenektomillere lütfen bunları unutmayalım. Splenektomili hastalar olabiliyor. Sizlerin de mutlaka hastalarınız içinde vardır. Onlara meningokok aşısını yaptırmak zorundayız. Ve son aşımız, kanser daire başkanımız da buradayken uzun uzun anlatacağım, HPV aşısı. Benim çok önem verdiğim aşılardan biri. Çünkü kanseri önlüyor. Hepatit B aşısı olursanız hepatit B'ye bağlı kanser olmazsınız. HPV aşısı da keza öyle. Serviks kanserine karşı koruyuculuğu yüksek. Ve genital sihirleri de önlüyor. Bu nedenle inşallah ülkemizde de HPV aşısı çok daha fazla oranda yapılabilir. Kimlere? Kesinlikle sadece kadınlara değil, erkeklere de aşılamak lazım. Erkeklerde penil kanseri önlüyor. Bununla birlikte kadınlar için rezervuar olmalarını önlüyor. Ve sadece HPV ve serviks kanseri yapmıyor. Larynx kanserlerine de neden olabiliyor. Farklı tiplerde kanserlere de neden olabiliyor. O nedenle mümkünse HPV aşımızı da biz önerelim. Tamam, biz önerimizde bulunalım. Yapıp yapmamak kişinin kararına kalmış olsun. Çok kısa da risk grupları da bahsedeceğim. Yaşam boyu aşılamak zorundayız. Bir kişi doğduğunda nasıl hepatit B aşısına ihtiyacı varsa, 80 yaşında bağışık değilse yine hepatit B aşısına ihtiyacı var. Çünkü yaşla birlikte tetanoz aşısı olsa bile antikor düzeyi azalıyor. İmmün yanıtın azalmasından bağlı biz ömür boyu aşıya ihtiyacımız var. Risk gruplarımız çok fazla. Yaşlarımızı pnömokok enfeksiyonlarından kaybetmeyelim. Onları pnömokok enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatmalarını önleyelim. Böylece hastaneler üzerinde ya da sağlık üzerindeki yükü de azaltmış olacağız. Tetanoz, difteri aşısını, influenza aşısını inşallah ülkemize gelirse de zona aşılarını yapalım. Diyabet, kalp hastaları, akciğer hastalığı olanlar, alkoliklere her yıl mutlaka tetanoz, difteri, influenza aşısı, pnömokok aşısını önerelim. Risk faktörleri varsa da diğer aşılarımızı da yaptıralım. Siz zaten Aksaray'da çok şanslısınız ki böyle bir ekibiniz var. Aşıya öncelik veriyorsunuz. Bu toplantıları düzenliyorlar. Ne olur size her gelen kişiye bir aşılama için fırsat bilin. Bir günde aşılamanız mümkün değil ama peyderpey gruplarınızı aşılayabilirsiniz. Aksaray'daki aşı oranlarını sizler sayesinde arttırmak mümkün. Aşılama için risk grubunu belirleyin. Lütfen onlara bir aşı karnesi verin. İnşallah COVID aşıları gibi diğer aşılar da sisteme düşerse, e-nabıza düşerse, kime hangi aşı yapıldığı bilirse bunun da tekrar tekrar yapmak zorunda kalmayız. Bazen de aşılar gereksiz yere, özellikle tetanoz difteri aşısı gereksiz yere fazla da yapılabiliyor. Bunun için de bir sistem oluşturmak lazım. Mutlaka kayıt altına almak lazım. Aşını ol, hayatını riske atma. Çok güzel bir söz ve bütün slaytlarımda da kullanmaya çalıştım sizlerin afişlerinizi. Gerçekten emeğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyonları diğer illerde de yayılmasını dileyerek sözlerimi bitiriyorum. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Değerli hocalarımıza ben bir defa daha teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Sağlık ve Aşı Okuryazarlığının Sosyal Yaşama Etkisi sunumunu yapmak üzere Başkent Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzman Doktor Sayın Fazıl Serdar Gürel Beyefendi'yi davet ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Önce sevgili dostum Şenol Atakan'ın gösterdiği bu çaba ve bu projeyi getirdiği son nokta için kendisini gerçekten tebrik etmek istiyorum. Ardından bu konuyla ilgili çalışan tüm doktor arkadaşlarımı gerçekten tebrik ediyorum.
Ve aynı zamanda teşekkür ediyorum. Şöyle bir gururum var, onu hemen söyleyeyim. Bizler de tabii ki sayın hocalarımla beraber destek olduk ama onların çabası öyle böyle değil. Yani onu hakikaten bu noktaya getirebilmek için bu projeyi çok çaba sarf ettiler. Aynı zamanda her ne kadar burada değillerse de yerel olarak Aksaray Valisi ve Belediye Başkanı'na ve İl Sağlık Müdürü'ne teşekkür ediyorum. Sayın hocalarımızı, daire başkanımı da saygıyla selamlamak istiyorum. Sevgili meslektaşlarıma şimdiden aslında başarılar diliyorum bu projede. Ve aynı zamanda diğer katılımcıları da burada gördüğüme çok sevindiğimi ifade etmek istiyorum. Şimdi belki sunum, şimdiye kadar yapılan sunumlar aslında bilgiyi bir miktar bize aktarmış oldu. Ben şimdi sağlığın aslında ne kadar yaygın bir faktör olduğunu ve bu sağlık okuryazarlığı dediğimiz şeyin her ne kadar ismen bir yerlerde geçtiğinde bize bazen çok şey ifade etmese de ne kadar değerli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi sağlık okuryazarlığı deyince çok güzel bir kısaltma var. SOY kısaltması. Biz SOY deyince aslında bundan çok etkileniyoruz. Tüm Türk vatandaşları olarak, Türkiye'deki yaşayan herkes olarak. Çünkü soyumuzu öğrenmeye çalışıyoruz. Çok dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Kazakistan'da yaklaşık 1,5 yıl kadar çalıştım. Oraya gittiğimde bir şey fark ettim. Şöyle, kendi 7 göbek evvellerini biliyorlar. Ve 7 göbek evvelden eğer akrabalıkları varsa o nikaha kıymıyorlar. Çok ilginç bir şey. Herkesin aslında hani 7 göbek evvelini biliyor olması ve bunu kanıtlayabiliyor olması gerekiyor. Bu beni çok şey yapmıştı. Böyle hakikaten derinden sarsmıştı. Çünkü ben sonra tekrar dönüp nüfus müdürlüğünden acaba benim 7 göbeğimi bulabilir miyim diye baktım. Biraz zor görünüyor işin gerçeği orayı bulabilmek. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim için bu çok önemli. Şimdi bunun önemi sadece, tabii kısaltma sadece bir benzetim yapmaya çalışıyorum ben. Ama sağlık okuryazarlığı nereden başlıyor diye baktığınızda işin gerçeği ta oradan başlıyor. Şimdi baktığımızda biz hekimler olarak, ben de bir hekimim ve uzun süre hekim olarak çalıştım, hasta baktım. Ve o hasta baktığım süre içinde de çoğu zaman hastanın yoğunluğu nedeniyle belki koruyucu hekimliği gerektiği kadar yapamamış oldum. Fakat şunu da biliyorum, işin gerçeği sağlık deyince sadece poliklinik odasında kapıdan içeriye giren hastanın tanısını ve tedavisini yapıyor olmak aslında çok yeterli bir sağlık hizmetini sunmak olmuyor. Ve bu bağlamda ne yazık ki toplumların kültürel düzeylerine bağlı olarak sağlık hizmetini halkın talep etmesi alışkanlığı da değişiklik gösteriyor. Bu hem kültüre bağlı, hem hastalık ve sağlık algısına bağlı, hem aynı zamanda da eğitime de bağlı. Şimdi bu eğitim deyince de, bu arada da çok uzun zamandır tıp eğitimi anabilim dalında öğretim üyesiyim ben, yaklaşık 11 yıldır. Daha önce aile hekimi olarak çalıştım. O zaman davranış değişikliğiyle uğraşıyordum. Şimdi tamamen tıp eğitimiyle uğraşıyorum ama tabii bu değişmedi. Şimdi biraz da aslında oradan da esinlenerek sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Nasıl etki edeceğiz? Yani biz kendi bulunduğumuz poliklinik odasından bu insanlara nasıl ulaşabiliriz ve onların aslında sağlık okuryazarlığı konusunda bilgilerini, yaklaşımlarını nasıl değiştirebiliriz? Onları konuşmak istiyorum. Şimdi bu 2018 Dünya Sağlık Teşkilatı tanımı sağlık okuryazarlığı ile ilişkili. Diyor ki iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sağlıkla ilgili bilgiye ve sağlık hizmetlerine. Bakın burası çok önemli. Sağlıkla ilgili bilgiye ve sağlık hizmetlerine ulaşması, anlaması, kullanması için gerekli olan bilişsel ve sosyal beceriler kapasitesi. Şimdi baktığınızda 3 tane temel fiil var. Bunlardan bir tanesi ulaşması, yani ulaşabilecek. Bir tanesi ulaştığı şeyi anlayabilmesi ki arkadaşlarım şöyle söyleyeyim, bu noktada biz çok etkili olabiliyoruz. Yani bu noktada aslında onlarla temas yüzeyi en geniş olan kitle aile hekimleri. Şenol hatırlayacak, çok yıllar önce aile hekimiyle ilgili kurduğumuz, düşündüğümüz çabalarda, düşüncelerimizde şu vardı. Ben öyle tanımlamıştım. Hocalarım ne diyecek bilmiyorum da farklı şeylerden, branşlardan hocalarımız da var. Ben aile hekimliğini aslında hani bir araba benzetmesi yaparsak bir aracın en lüks haline benzetmiştim. Yani en lüks
otomobildir diye benzetmiştim. Çünkü şöyle, aslında çok kapsayıcı bir alan aile hekimliği. Yani ta doğumdan ölüme kadar her şeyi, hemen hemen tüm sağlık süreçlerini kapsıyor. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Düşünün ki, hani hepimizin bildiği için söyleyeceğim. Şimdi Einstein yanlışlıkla çocukluk çağında herhangi bir çocukluk çağı enfeksiyonundan dolayı ölseydi, dünya değişir miydi? Muhtemelen değişirdi. Tesla'yı düşünün. Tesla ölseydi dünya değişir miydi? Böyle sayabileceğimiz çok isim var. Ben mahsus bilim adamlarından örnek verdim ki şöyle, aslında çok yaygın bir etkileri var bu insanların. Bakın biz acaba kimleri kaybediyoruz? Kimleri daha henüz dünyaya bu desteği veremeden kaybediyoruz? Belki de insan kaynağı, insan oğlu için en önemli kaynak. Ne zaman, ne mekan, ne para, hiçbir şey değil. İnsanın kendisi kaynak. Bakın sabah valimiz dedi ki, saygı, sevgi ve inovasyon. Peki mesela şeyden, özellikle artificial intelligence'dan, yani yapay zekadan insanı ayıran şey ne biliyor musunuz? İnsanı ayıran şey aslında hatalı düşünebiliyor olması. Çünkü hatalı düşünme inovasyonu getirebiliyor. Bakın biz çok net olarak şunu söyleyeyim. Eğer kendimizi koruyabilirsek ve topluma faydalı olabilecek çok farklı kişileri bu toplum içinde var edebilirsek, hakikaten görevimizi tam olarak yerine getirmiş olacağız. Şimdi 3 tane faktör var. Sağlık hizmetleri, eğitim ve kültürel alışkanlıklar, sağlık okuryazarlığını etkileyen. Tabii buraya baktığınızda şöyle, sağlık hizmetleri, onu biz sunuyoruz. Ama eğitim ve kültürel alışkanlıklar çok önemli. Çünkü kültürümüz sağlık hizmetlerini nasıl kullanacağımızı öğretiyor. Peki kültürü bir tanımlarsak, acaba kültür nedir diye. Çok zaman önce bu eğitimle ilgili uğraştığım için şunu söyleyebilirim. Çok zaman önce tanımlanmış bir sosyal bilişsel öğrenme kavramı var. Bu şu demek aslında. Biz doğduktan sonra çevremizdekileri taklit ediyoruz. Çevremizdeki rol modelleri algılıyoruz ve onlar gibi davrandığımızda bakın ne oluyor. Onlar bizim bu davranışlarımızı pekiştiriyorlar. Ve diyorlar ki evet, bu davranışın doğrudur. Mesela yaşlı biri içeriye girdiğinde ayağa kalkmak mesela. Doğrudur dendiğinde biz onu yapıyoruz. Şimdi bakın, acaba etrafımıza baktığınızda birbirimize benzer şekilde giyiniyor muyuz? Birbirimize benzer şekilde konuşuyor muyuz? Ve birbirimize benzer şekilde sağlık hizmetini alıyor muyuz? İşte asıl nokta burası. Kültür bu kadar etkili. Çünkü kültür doğduğumuz an itibariyle oluşmaya başlıyor. Yani kültürümüzü her an rol modellerimizden öğreniyoruz. Önce annemizden, babamızdan, sonra arkadaşlarımızdan, sonra öğretmenlerimizden. Ve sonuçta geldiğimiz nokta şu. Aslında kültürümüz bizim için çok faydalı olabileceği gibi aynı zamanda kültürümüz bize bazı zararları da getirebilir. Neden? Çünkü o kültür aslında başka bir zamanda, başka bir koşulda gelişmiş olabilir ve bugün hala bunu izliyorsak bazı şeyleri kaçırabiliriz. Mesela bakın, yolda yürürken önünüzde duran bir şeyi hiç görmediğinizi düşünün. Çarpar mısınız? Çarparız değil mi? İşte risklerimiz var. Ve bizim için en önemlisi sağlık hizmetlerinde bu risklerin farkına varabilmek. Şimdi sağlık hizmeti deyince hemen onları bir ayırmak istiyorum. Acaba sağlık hizmeti ne zaman başlıyor? Bir primordial koruma diye bir koruma şeyimiz var. Aslında primordialin kelime anlamına baktığınızda ilkel demek. Ya da primitif demek primordial. Fakat aslında hiç de ilkel değil. Belki de şu en gelişmiş koruma burası. İkincisi birincil koruma ya da primer koruma. Sekonder ve tersiyer koruma. Şimdi bunları zaten hepimiz biliyoruz ama ben bunların içini biraz açmak istiyorum. Biraz da netleştirmek istiyorum ve yaşantımıza nasıl etki ediyor onu paylaşmak istiyorum. Tabii bir de tanı, tedavi ve rehabilitasyon var. Bakın, şimdi şu muz kabuğunu görmeyip de üzerine basarsam eğer, acaba düşer miyim? Düşüyorum. Biraz önce Müge ile Özlem sunumlarını yaparlarken bir sürü mikroorganizmayı gösterdiler. Etrafımızda varlar değil mi? Varlar, biz onlara rastlıyoruz. Fakat bir sıkıntı var biliyor musunuz? Maalesef aslında halk buna rastladığını belki de bilmiyor ve rastladığı zaman ne olacağı konusunda yeterince bilgisi yok. Yani şu muz kabuğuna basmak üzere. İşte tam o noktada onun davranışını değiştirebilecek olan asıl faktör belki de biziz. Peki nasıl değiştireceğiz bunları? Birazdan ondan bahsetmiş olacağım. Şimdi primordial koruma tanımlandığı zaman risk henüz yok ama biz bir şeyi değiştirelim. Bir örnek yapalım bununla ilgili.
Diyelim ki çocukluk çağında, özellikle primordial koruma çocukluk çağı için çok önemli. Çünkü yaşamsal alışkanlıkları, yani sağlıklı yaşam alışkanlıklarını onlar o tarihte ediniyorlar. Diyelim ki çocuklar egzersiz yapıyor. Mesela okullarımızda var ya, hani egzersize yönlendiriyoruz, sağlıklı beslenmeye yönlendiriyoruz. Yaptığımız şey aslında primordial korumanın örneklerinden. Peki ne yapmak istiyoruz? Riskin oluşmasını engellemek istiyoruz. O zaman diyelim ki bundan yıllar önce Amsterdam Medical Center'da bir süre çalışmıştım. Orada şunu görmüştüm. Her sabah bisikletle hastaneye gidiyorum, bisikletle geri dönüyorum. Bisiklet yolları otomobil yollarından daha fazla ve daha güvenli. O zaman insan şöyle hissediyor. Ben her gün egzersiz yapıyorum. Bakın çevrenin değişmesi aslında insanın yaşam kalitesine çok önemli etki ediyor. İşte bu faktörlerin tamamı primordial koruma. O nedenle şunu söylemek istiyorum. Bizim hekim olarak sağlığa verebileceğimiz etkinin dışında, biraz önce çok faktörlü demiştik. Aslında sağlık okur yazarlığı ve sağlığın geliştirilmesi süreci çok faktörlü. Yani çok fazla insanın katkısına ihtiyaç var. Şimdi bu projenin öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Acaba bu projede aşılardan mutlaka bahsedeceğiz. Ve bu projede sağlığı geliştirmenin ve aynı zamanda sağlık okur yazarlığının diğer faktörlerinden de bir miktar bahsettiğimizde acaba çevremizdekiler etkileyebilecek miyiz? Acaba biz kaldırımları ya da diyelim ki çocukların beslenme şekillerini değiştirmek için yaptığımız bir projeyle sağlık okur yazarlığına etki edebilecek miyiz? İşte şöyle düşünmek lazım. Yani kendimizi poliklinik odasından çıkaralım, ASM'den etrafa bir bakalım ve diyelim ki aslında buradaki gönüllü insanlar olarak biz bunları yapabiliriz. Çünkü bunu biz biliyoruz. Biz biliyoruz ve bunu karşıdakine aktarma şansına sahibiz. İşte primordial korumadan başlayarak, yani diyelim ki genetik faktörlerin varlığı ve genetik faktörler nedeniyle oluşabilecek bir hastalığın engellenmesi de bir primordial koruma. Ya da mesela çevrenin düzenlenmesi ve kardiyovasküler hastalıkların risk faktörlerinin ortadan kaldırılması da bir primordial koruma. Dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var burada. Bakın henüz risk yok. Yani kişi obez değil. Obezite çünkü diyabetin risk faktörü, hipertansiyon, metabolik sendromun risk faktörü diyelim. Henüz obez değil ama ben ona sağlıklı beslenmeyi aşılıyorum. O zaman demek ki ne yapıyorum? Riskin kendisinin ortadan kalkmasını sağlıyorum. Primordial korumada böyle yapıyoruz. Peki ben bunu yapabilir miyim? Aslında yapabilirim. Neyle erişebilirim hastalara? ASM'deki broşürlerimiz, el notlarımız, ondan sonra televizyonlarımız ya da ekranlarımız, bunların hepsi bunun için kullanılabilir. Burada çok güzel geliştirilmiş materyaller var şimdi bu proje için. Bu proje için geliştirilen bu materyaller arttırılıp aslında kişilerin sadece bu alanda değil, yani sadece aşılama alanında değil ve tüm erişkin aşılaması da değil, aslında tüm sağlık okuryazarlığı alanında geliştirilmesi için bir araç olarak kullanılabilir. Peki ikincisi ne? İkincisi birincil koruma. Burada neyimiz var? Risk var fakat hastalık yok. Yani kişi obez ancak henüz daha diyabet değil. O zaman şöyle bir şey var. Ben ne yapabilirim hekim olarak? Aslında obeziteyi geri çevirebilirim. Yine dikkat ederseniz risk faktörünün geri döndürülmesi de bir birincil koruma. Peki aşı nerede duruyor burada? Bir ona bakalım. Risk var, virüs var, hastalık yok. Peki ben ne yapıyorum? Virüse karşı bağışıklığı uyarıyorum. Yani neyi sağlıyorum? Birincil koruma sağlıyorum. Resmen aslında koruyucu hekimlik yapıyorum. Aşılama eşittir koruyucu hekimliğin en önemli faktörü. Ve bunu maalesef hani günümüzde görüyoruz, aşı karşıtlığı ya da aşı tereddütü de var. Ancak bu sorun aslında yine sağlık okuryazarlığından geçiyor. Demek ki bizim ne yapmamız lazım? Sabırla ve doğru açıklamalarla bütün bu aşı tereddütünü veya aşı karşıtlığını ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Peki ikincil korumada neyimiz var? Riskimiz var. Hastalık için erken tanı var. Yani ne yapıyoruz? İşte pap smear'lar alıyoruz, mamografiler yapıyoruz vesaire ve böylece prevalansı yüksek olan şeyleri takip ediyoruz ve diyoruz ki bunlara erken tanı koyalım. Peki yine bir faktör var. Acaba taramaya geliyorlar mı? Biz taramaya çağırdığımızda onları taramaya çekebiliyor muyuz? Burası çok önemli. Yine sağlık okuryazarlığı. Dikkat ederseniz sağlık okuryazarlığı öyle hani şuna ya da buna kısıtlı bir faktör değil. Her şeyi içeren bir faktör ve her alanda attığımız o küçücük taneler aslında havuzumuzu dolduruyor. Bakın mesela bu proje koca sağlık okur yazarlığı çerçevesinin içinde belki küçük bir adım
Ama önemli bir adım. Eğer bu proje olmasaydı belki bizim etkileyebileceğimiz 3 kişi, 5 kişi, 300 kişi, 500 kişi bilmiyorum ne kadar olacak onları etkileyemeyecektik. O yüzden yaptığımız bir şeye sarılırken şöyle sarılmak lazım. Biz bunu yapalım. Ne kadar etki edeceğini bilmiyoruz. Ama sonunda birilerine temas etmiş olacağız. İşte projenin değeri sevgili meslektaşlarım aslında buradan kaynaklanıyor. Biz birilerine dokunacağız. Kime ne kadar dokunacağız onu bilmiyorum. Ama dokunacağımız kesin. Ve dokunduğumuz zaman belki de toplum için çok çok önemli bir şeyi üretecek birine dokunacağız. Belki bir Einstein'a, belki bir Tesla'ya dokunacağız. Anlatabiliyorum değil mi? Bu kadar değerli aslında projenin varlığı ve bizlerin varlığı. Üçüncü korumada durum biraz farklı. Risk var, hastalık var. Artık risk var. Hasta diyabet, obezite var, diyabet var ama komplikasyon henüz yok. Halihazırda yönetilebilir durumda. Hatta hastalık geri çevrilebilir bile. Ben o zaman ne yapıyorum? O zaman diyorum ki hadi bakalım ben hastamıza bir tedavi vereyim diyorum. Bakın tedavi edici hekimliği sınırlandırmak, küçültmek istemiyorum. Ama görüyor musunuz? Ta nereden başladım, nereye geldim? Koca bu koruyucu hekimlik ya da sağlık hizmeti içinde tedavi edici hekimliğin aslında noktası çok küçük. Etki ettiği alan çok küçük. Fakat bir faktör var. O ne biliyor musunuz? Kültürel faktörler kişileri aslında kendi sağlıklarını koruyarak en önemli kaynaklarını sürdürmek yerine hastalanıncaya kadar bekleyip hastaneye gidip son anda tedavi olmaya hedeflenmiş olmaları. Asıl kültürel sorun burası. İşte bu kültürü değiştirmek şart. Peki buna nereden başlayabiliriz? Elbette bütün diğer yaş gruplarından başlanabilir ama en önemlisi çocukluk yaş grubu. Çünkü çocukluk yaş grubu bu mekanizmayı anlayıp kendi yaşam tarzını değiştirebilir ki özellikle Covid'den sonra çok ciddi risk faktörlerimiz daha fazla gelişmiş oldu. Covid'den ne oldu? Online eğitime geçtik. Mesela yüz yüze toplantıları bıraktık. Bir yerden bir yere ulaşmayı bıraktık gibi. Hepimiz bunları biliyoruz. Peki. Risk var, hastalık var, komplikasyon yok. Hastalığın ilerlemesini önlemek tedavi. Belki bir cerrahi bu. Fark etmez. Yani diyelim ki apandisitsiniz. Hop apendektomi yaptınız. Ne oldu? Hastalığı yok ettiniz değil mi? Bazı hastalıklar böyle yok edilebilir. Bazıları edilemeyebilir. İşte tam bu noktada bizim tedavi için özellikle hani cerrahi usullerde çünkü hasta daha edilgen ama tedaviye uyumu arttırmamız çok önemli. Burada şunu söylemek istiyorum. Mesela yabancı ülkelerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en az mahkemeye verilen hekim grubu malpraktisi nedeniyle aile hekimleri. En çok verileni söylemek istemiyorum. Belki aramızda o branştan birileri vardır diye. O çok büyük risk faktörü. Ama şunu söyleyeyim size. Neden aile hekimleri? Çünkü kurdukları iletişim çok iyi. Yani hastayla gayet iyi iletişim kuruyorlar, uzun süreli iletişim kuruyorlar ve böylece hastanın kendilerine güvenmesini sağlayabiliyorlar. İşte hasta-hekim iletişimi, sağlık okuryazarlığının böyle tam göbeğine oturuyor. Ve o nedenle şunu yapmamız lazım, hastayla iyi iletişim kurabilmemiz lazım. Sadece malpraktis açısından değil, sağlık okuryazarlığını artırabilmek açısından. Sonra rehabilitasyonumuz var elimizde. Hala sağlık okuryazarlığı ile ilgili mi? Evet ilgili. Neden? Çünkü bir hastalık geçirdiniz ama bir komplikasyon nedeniyle fonksiyon kaybına uğrayabilirsiniz. O fonksiyon kaybının geri çevrilmesi ya da fonksiyon kaybının gelişmemesi yine hastanın kendi hastalığına uyumunu arttırmakla ilgili bir şey. Yine sağlık okuryazarlığı. Ve en son aslında şöyle risk var, hastalık var, komplikasyon var, fonksiyon kaybı var. Peki bu sefer neyim var? Bu sefer yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyorum. Dikkat ederseniz sağlık okuryazarlığı hemen hemen hayatımızın tüm sosyal evreleri için yani sağlıkla ilgili tüm sosyal evreleri için sahip olmamız gereken bir şey. Ama şunu düşündüğünüzün farkındayım. Yani diyorsunuz ki belki içinizden bu kadar çok şeyi biz nasıl öğreteceğiz? Zaten biz hepsini öğretemeyeceğiz. Herkesi etkileyemeyeceğiz. Ama biraz önce söylediğim gibi attığımız bir tek taş bile aslında etkili olacak. Neden? Çünkü kaç kişiye rastlayacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama biz atalım. Mesela yabancı ülkelerde ben şu ana kadar çok yeri gezmek durumunda kaldım. Bu özellikle eğitimle ilgili olarak yabancı ülkeleri. Şunu gördüm arkadaşlar. Mutlaka broşürleri var. Onlar handout diyorlar. Broşürleri var. Hasta çıkarken
O hiç üşenmeyip tak diye bir broşür veriyorlar. Mutlaka posterleri var. Mutlaka televizyonlarda bir yayın yapıyorlar. Hasta bekleme odasında beklerken onu izlettiriyorlar. Mutlaka geliyorlar, soruyorlar ve diyorlar ki bir şey öğrenmek istiyor musun diyorlar. Varsa eğer o broşür, çünkü o hastaya ulaşmamış olabilir, onu ortaya koyuyorlar. Broşürleriyle ilgili böyle deskler yapmışlar. Oralara bunların hepsini dizmişler. Hastalara ulaşmaya çalışıyorlar. Peki başka bir şey, başka bir şey daha var. O da şu. Hasta kapıdan içeriye girdiğinde çoğu zaman ona sadece o günkü şikayetiyle ilgili değil, başka öğrenmek istediği bir şey, yaşamıyla ilgili bir kaygısı var mı? Veya gördükleri bir faktör, sigara kullanımı olabilir bu, obezite olabilir, hiç fark etmez. Onunla ilgili mutlaka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Son bir şey, en son Slovenya'ya gitmiştim. Slovenya'da şunu gördüm. Çok fazla, çok kültürlü bir ortamdayız. Çok farklı yerlerden gelmiş olan kişiler var hasta olarak. Ve hekimlerin şöyle bir kaygısı var. Bakın çok ilginç. Biz bu insanlarla nasıl temas edebiliriz diye o insanların geldikleri ülkelerden hekimler davet etmişlerdi. Ve o hekimlerden bu insanlarla nasıl temas edebileceklerini öğrenmeye çalışıyorlardı. Çünkü eğer iyi iletişim kuramazlarsa onlara erişemeyeceklerdi ve onların kültürü kendi kültürlerinden farklılık gösteriyordu. İşte sağlık hizmeti böyle bir şey. Ümit ediyorum, ben de aile hekimliği uzmanıyım. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda aile hekimliğinin bugüne kadar geldiği gayet iyi nokta, çok daha iyi bir noktaya gidecek. Biz Şenol'la beraber çok zaman önce, ta 1998-99'da daha henüz aile hekimliğinin adı geçmezken aslında bu gibi çabalar sarf ettik aile hekimliği biraz daha gelişsin diye. Ve şunu söyleyebilirim size, bugün geldiği nokta belki ideal nokta değil ama belki birçok ülkeden daha iyi bir noktadayız ve çok geliştirilebilir bir basamaktayız. Ve sağlık okuryazarlığı biz aile hekimleri için en önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü hastayla en çok temas eden ve hastaya en fazla güvenilir yaklaşan hekim grubu biziz doğal olarak. Çünkü onlarla sürekli temasımız var. Evet, benim bahsetmek istediğim şeyler bunlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Projeye vereceğiniz katkıdan dolayı da şimdiden teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, değerli hocalarımıza engin bilgilerini bizlere aktardıkları için çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ben bir öğretmen olarak gerçekten duyduklarımdan sonra Şenol hocam benim aile hekimim. Abi yarın Sultanahan'da açılışımız var. Perşembe günü kesinlikle yanındayım. Sayın Daire Başkanım, kıymetli katılımcılar, programımız sona ermiştir. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarım, sizlerle olmak gerçekten gurur vericiydi, şeref vericiydi. Şehrimize geldiniz, bizlere onur verdiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şunu biraz geriye alayım. Sesi kapatabilir miyiz? Perdeyi bir alalım.
aşı yapıldı. Evet, Ocak ayında ilk önce sağlık çalışanları aşılandı. Doğruydu çünkü biz sağlık çalışanları olarak daha çok hastayla karşılaşıyorduk. Sonrasında ilk önce 90 yaş üzeri oldu. Ben bunu da çok düşündüm. Hani niye bu kadar önce yaşlardan başlandı? Çünkü onlar en hassas gruptu ve sağlık üzerinde yük de ileri yaşta daha fazlaydı. Yani 60 yaşındaki bir kişi COVID olduğunda yoğun bakıma yatma ve orada kalma süresiyle 90 yaşındaki bir kişi COVID olup yoğun bakımda kalma süresi çok daha fazla ve uzun sürüyordu. Bu nedenle ilk önce yaştan yaş olarak gitti. Şu anda çocuklar çok etkileniyor. Mutlaka onların da aşılanmaları gerekli. Aslında hastalıklarda ve aşılarda risk grupları görülerek hangi risk grubu öncelikli ona göre değerlendirmek lazım. Bundan bir 10 sene sonra bir daha bir risk pandemiyle karşılaştığımızda önce risk gruplarının saptanması lazım. Belki o zaman gençler daha büyük risk altında olacak o pandemide. Önce gençler aşılanacak. Bu yapılan işlem doğruydu çünkü sağlık üzerindeki yükü azaltmak açısından önce ileri yaşlardan başlandı ve ülkemizde COVID aşıları zamanında geldi. Yani bazen hani geç geldi deniyor, ben bunu anlayamıyorum pek çok ülkeye göre. Bence hocalarım siz nasıl düşünüyorsunuz halk sağlıkçı olarak? Bence çok zamanında geldi. Düşünün biz, ben Sinovac aşısının çalışma grubundaydım. Aralığın 17'sinde faz 3 çalışmaları tamamlandı ve biz Ocak ayında sağlık çalışanlarını aşıya ulaştırmaya yani yapıldı. Bu önemli bir adımdı. İnşallah sonrasında da devam eder. Çünkü artık bu aşıları tekrar tekrar olacağız. Kaç doz olacağız bilmiyorum. Belki 3 doz, belki 4 doz, belki varyant aşıları gelecek. Ama bildiğim bir şey kesin ki 2 doz korumuyor. 2 doz özellikle Sinovac olduysanız diğeri için de geçerli. Mutlaka 3. dozu yapacağız ama bu ne kadar ilerleyecek, veriler ortaya çıktıkça. Ben de eklemeden hocam geçemeyeceğim hocama. Ben Türkiye'de hakikaten aşıların gelmesi ve o sürecin yönetilmesinin çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Esas yapamadığımız risk iletişimi oldu. Toplumu yanımıza, toplum katılımını sağlamayı biraz başaramadık. Hocam çok doğru söylüyor. Risk grubuna sıralama yapılarak başlanır. Bütün aşılarda, demin Fahriye hocamla konuşuyorduk. Mesela serviks kanseri, HPV aşısı için konuşacaksak bunu adolesan almamız gerekiyor. O yüzden filyasyonda da çok başarılıydık. Emekleriniz, bu aşının gelmesi, aşının dağıtılması, ASM'lerde yapılması gerçekten çok büyük bir başarı. Bir de toplumu katarsak muhteşem olacak. Hocam son bir soru var. Serdar hocam çok teşekkür ederim. Şöyle aslında risk yönetimiyle ilgili şöyle bir kural var. Yani sağlıkta yine biz mesela tıp eğitiminde de öğrenci arkadaşlara da bunları öğretmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki kim risklidir? Acaba mortalitesi yüksek olan mı risklidir? Yoksa sık olarak o riskle karşılaşan mı daha risklidir? Yani iki tane temel risk var. Şimdi işin gerçeği Türkiye'de o çok güzel uygulandı. Yani sağlık personeli olarak biz belki yaşlılar kadar ve kronik hastalıklar kadar mortalitesi yüksek olan grupta değildik ama çok sık karşılaşıyorduk ve işin gerçeği halihazırda hastalığın kendi doğal seyrini de bilmiyorduk. O nedenle sağlık personelinin önceliklendirilmiş olması çok doğal bir şeydi, çok doğruydu. Hemen arkasından da aslında morbiditesi ve mortalitesi yüksek olma riskini bertaraf ettik ve daha sonra da yavaş yavaş aşağı indik. Başka bir pandemi olursa bu sefer o mikroorganizmanın davranışına bakarak buna karar vermek gerekecek. Yani o mikroorganizma aslında kimi daha fazla risk altında bırakıyor? Önce ona bakacağız. Peki çok teşekkür ederim. Amaç olaya pandemiye hız kesmekse belki daha farklı davranılabilir miydi acaba diye aklıma gelen bir soru. Doğru bir soruydu. Bizi de düşündüren bir soruydu ama bence bu uygulama doğruydu. Yani yapılacak işlem buydu. Üstelik COVID'in nasıl geçeceği, yani çoğu hala bilmediğimiz o kadar çok yönü var ki, hiçbir viral enfeksiyon sonrasında işte bu kadar uzun süren koku kaybı, tat kaybı yok, görmüyoruz. Yani hepimiz yıllarca bir sürü viral enfeksiyon geçirdik ama COVID'deki gibi farklı farklı bulgularla, farklı tablolarla karşımıza çıkmadı. Öğrenecek çok şeyimiz var. Belki bundan 5 sene sonra şunu yanlış yapmışız diyebiliriz ama şu anda bu yanlışı yapmışız diyebilecek bir süremiz yok bence değerlendirmek açısından.
Başka bir soru hocam, var. Son bir soru. Bazı sorulara zaten cevap verildi. Grip salgınının COVID-19 pandemisini yok edeceği yönünde bilgiler var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok, yani grip ve influenza virüsü COVID'den daha da kötü bir virüs. Gerçekten hep korktuğumuz virüslerden biri. Ha, grip salgını olacak da COVID yok olacak, bu pek olası değil. Daha kötü senaryo var. İkisi bir arada olursa o çok kötü olabilir. O yüzden lütfen influenza aşımızı olalım. Gece saat 23'te İngiltere'den ilk omikron eksi geldi. Tabii gelecek, yani gelmemesi mümkün değil zaten. Gelecek, hani varyantlar farklı farklı. Bir de influenza ile COVID-19'u birleştirirsek ne hale düşeriz bilmiyorum. İnanın inşallah olmaz. İnşallah. O yüzden de influenza aşılarınızı lütfen olun. Lütfen olun. Pandemi başladığında diğerinin kaybolduğu yönünde bilgiler var. Hocam çok iyi bir aile hekimi var. Aşı yaptığım için şikayet bile ediliyorum, gurur duyuyorum yani. Yok şaka değil yani. Sizi mi şikayet ediyorsunuz? Evet evet. Cimere yazmış. Ben gurur duyuyorum hocam. Bence de. Teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.